Akşamlar. Dünyanın hemen hemen her yerinde, farklı disiplinlerde yıllardır araştırmalar yapıyorum. Ve yerkürenin çeşitli bölgelerinde konferanslar verdim. Özetle şunu söyleyebilirim, insanlık tarihi maalesef yıkımlarla dolu. Ve durmadan güç mücadeleleri içinde yıllardır birbirleriyle savaşıyorlar. Petrol, gıda, para, silah sanayi gibi enstrümanlar hep mücadelenin ana unsuru gibi gösteriliyor bizlere. Evet, peki bu mücadelenin tarafları göz göre göre neden ezoterik bir takım işaretler, sözler, davranışlarla hareket ediyorlar? Yani bildiğimizi sandığımız ve düşman diye tanımladığımız taraflar gerçekte bilmediğimiz kadim bir savaşın maske giymiş oyuncuları olabilir mi? Bugün dünyadaki siyasi, ekonomik, askeri düzenlerin ardındaki ezoterik yapılanmaları ve gizemlerini araştırmacı yazar Erhan Altunay ile konuşacağız. Not edin, bu akşam hashtag'imiz düşman kim? Düşman kim? Bir daha hatırlattım. Ayrılmayın. Kral ve Ben başlıyor. Evet efendim, bir Kral ve Ben da başlıyor. Şimdi şöyle, bu Kral ve Ben'de ne yapacağız? Daha çok bize söylediler ki siyasi bir yapılanma var, ekonomik bir yapılanma var, askeri bir yapılanma var. Bir yığın yapılanmalar var. Bunlara da kabaca üst akıl diye bir kavram koyduk ortaya. Herkes kullanıyor bunu. Şimdi şöyle bir şey var. Acaba bu bahsettiğimiz yapılanmaların arkasında ezoterik bir kuruluş, bir düşünce var mı? Onun için bugün konuğumuz Erhan Altunay. Kırmadı bizi, geldi. Erhan, hoş geldin programa. Erhan, ilk defa Kral ve Ben'e katılıyorsun. Çok istemiştik daha önce ama işte evet, o fırsat olmadı. Evet, yurt dışı seyahatlerden olmadı ama sözüm var, Fransa'dan geldim senin için. Evet. Şimdi yani daha Fransa'da olacaktım ama evet, öyle kırmadın beni. Kırmadım, çok teşekkür ederim. Evet. Söz sözdür. Evet. Erhan, şimdi şöyle bakmamız lazım. İzleyicilerimiz de, belki ezoterik konuları bilmeyen izleyicilere de söylememiz lazım. Bu programı yapmamızın nedeni şu. Acaba bize gösterilenin dışında başka bir makine mi çalışıyor üst aklın arkasında? Onu bir deşifre edeceğiz. Masaya yatıracağız. Kodlarını çözmeye çalışacağız. Şöyle bakalım mı? Bu ezoterik denilen kavram nedir? İlkin istersen biraz kavramdan bahset. Bir ondan sonra da ezoterik yapılanma dediğimiz, yani bir tane midir, birkaç tane midir, nedir bunlar? Bunları bir tanımlayalım istersen. Evet, son dönemde ezoterik kelimesini oldukça fazla kullanıyoruz zaten, ezoterizm diye. Bazıları bize komplocu diyor, komplo evet, diyor, olmaz böyle şey diyor. Bunlardan rahmetli Aytun Çaltındal'a da kompleci derlerdi, hatırlatırım. Evet. Kompleci tabi biraz da şey, berbere gittiğinde hani saç sakal olunca komple diyorlar. Evet. Öyle bir şey. Şimdi tabi şöyle bir şey var. Bizim gördüğümüzün dışında mutlaka bir şeyler var. Ya bakın, biz bir gündem yaşıyoruz. Evet. Geçen sene bu gündemi hatırlayın, bir gündemin içindeydik biz. İşte normal, dolar ne oldu, euro ne oldu, o geldi, bu gitti, seçimler, şu bu, bir gündemin içinde yaşıyorduk. Şarkıcılar, oyuncular, Survivor'lar, her şeyin içinde yaşarken bir anda 15 Temmuz oldu. Evet. Ama bir anda 15 Temmuz'da neyi keşfettik? Aslında ordunun içinde bir yapılanma varmış. Paralel yapılanma bildiğimizden daha farklıymış. Şöyle böyle. Yani gerçek... Paralel bize... yapılanma da bir ezoterik yapılanma kesinlikle mıdır? Kesinlikle. Evet. Ona geleceğim. Kesinlikle gördük ki bizim gördüğümüzün dışında bir şeyler cevyan etmiş. Aslında dünya siyaseti böyle. Bize gösterilenden çok farklı. Bir şey... bir şey konuşmamı istemiyor. Evet. Bir şey çok gösteriliyorsa o gerçek değildir hiçbir zaman. Şimdi ezoterizme geçelim. Ezoterizmin asıl çıkış noktası ne? Biz niye bu kadar ezoterizmden bahsediyoruz? Ezoterizmin çıkış noktası çok eski zamanlara dayanıyor. Yani ta pagan dönemlere evet, dayanıyor. Biliyorsunuz pagan dönemlerinde çok önemli olan şey ergenlenmeydi. Yani insanların, çocukların ergenlik dönemine geçmesi. Bunlar için ritüeller yapılıyordu. Daha çok erkekler için. Erkekler yani, için. Evet. Bunlar için ritüeller yapılıyordu. İşte sen artık eski hayatına öldün ve yetişkin bir birey olarak topluma katılıyorsun diye. Yeniden yani, dirileceksin. Evet. Amaç
kişinin birey olmasıydı. Yani toplumun yararına çalışan, toplum için bir şey yapan bir birey olmasıydı amaç. Zamanla istilalar oldu. Bunlar çok uzun hikayeler tabii. Paganizm kitabında uzun anlattım. Bu arada tanıtayım mı? Erhan evet, yeni baskısı. Paganizm'in yeni baskısı. Sen tanıt diye Paganizm. 1 ve 2 var. Tavsiye ederim efendim. Çok güzel kitaplar. Evet. Şimdi bu çok etkili bir yöntem. Çünkü kişinin birey olması için yani sen eski hayatına öldün. Yeni bir hayatına birey olarak katılıyorsun. Bu tabii istilalarla devlet biçimlerinin ortaya çıkmasıyla çöktü bu sistem. Fakat belli gruplar bunları yer altında yaşattı. Yani gizem... Niye yer altı? Çünkü artık toplumun her kesimine yayılamayacak haldeydi. Birincisi genç erkekler hemen erkek oluyor, asker oluyor. İkincisi devlet biçimleri birey olmaya izin vermiyor. Bazı topluluklar bunu yer altında gizli bir şekilde yaşatmaya başladı. Fakat bunlar bir şey keşfetti. Bakın burası çok önemli. En önemli şey. Çünkü benim en büyük savım bir ezoterik örgüt içinde yani haftada bir giden demeyelim ama onun içinde yetişmiş, onun içinde büyümüş. Gençliğini ve ergenliğini onun içinde geçirmiş bir ezoterik örgüt içinden kimse çıkamaz. Ne demek çıkamaz? İtirafçı olmaz. Yani bugün olmaz. Bu gönderimlerin herhalde bugünkü işte mahkemelerdeki... Artık nereye gidiyorsa. Görüyorsunuz mahkemelerde nasıl şaşırtıyor. Yalanlar vesaire. Yalanlar dolan. Bu böyle yetişmiş, yıllarını vermiş, gençliklerini vermiş insanlar itirafçı, pişman şu bu olmaz. Çünkü bu beyin yıkama diyelim. Artık algı yönetimi diyoruz. Beyin yıkama kullanılmıyor. Evet. Bu ömür boyu süren bir şeydi. Ezoterik örgüt bu kadar etkiledi. Ezoterik örgütlerde beyinler öyle bir yıkanır ki diyorsun geri dönme şansı geri yoktur dönme bu yapıların. Geri dönme şansı çok azdır. O yüzden bunu çok iyi bilmek lazım. İşte o dönemlerde bu topluluklar insanları kendi içlerine almak için kullandı bu yöntemleri. Bu yöntemler neydi? Siz çok seçilmiş bir insansınız. Sizi şu ya da bu şekilde seçiyoruz. Bir giriş töreni yapıyoruz buraya olması için. Eski hayatınıza ölüyorsunuz, bu hayatınıza diriliyorsunuz ve yaşadığı ortam boyunca o şeyin içinde, örgütün ya da topluluğun içinde sadece semboller ve alegoriler vasıtasıyla yani bilinç dışına hükmederek, bilince değil, bilinç dışına hükmederek yapılan yöntemler. Ezoterik örgütün, ezoterik yapının genel kapsamı bu. Evet. Tabii ki... yıllar içinde hani bütün ezoterik örgütler kötüdür diyemiyorum. Çünkü hani çok tanrılığın geliştiği bir yerde tek tanrıyı savunan, kutsallığı savunan örgütler de oldu. Ama şu an kirlenmiş biçimiyle ele aldığımız örgüt yapısı bu. Evet. Bakın bu birçok örgüt için aynıdır. Birini alırlar, bir törenle işte sen eski hayatına öldün, yeni hayatına gir, yeniden doğdun diye alırlar. Ve o süreç içinde beyin yıkama, algı yönetimi başlar. Çünkü ne yapıyorlar Erhan? Kabaca anlatsan bize. Ya kabaca, bakın, semboller için şöyle derler. Semboller, siz farkında varmadan sizi etkileyen işaretlerdir. Sizin bilinç dışınıza hükmeden dildir. Yani bir sembol diliyle, alegori diliyle bilinç dışını besleyerek o örgütün içinde belli bir algı yönetimiyle ona köle, o örgütün bir kölesi, o örgütün bir taşı, ham taş olarak masonluktaki gibi gelip düzgün taş olma, yani o örgütün içinde bir yapı taşı olmaya hazırlıyorlar. Peki örgüt üyesi kişiler ne hissediyorlar bu arada? Örgüt üyesi kişiler tamamen bilinç dışlarına hükmedildiği için hiç farkında olmadan bilinçli davrandıklarını zannederek orada ne amaçlanıyorsa o şekilde davranmaya başlıyorlar. Şimdi şöyle devam edelim. Şimdi anladık ki ezoterik yapı aslında içe dönük bir yapı. Evet. Öyle anlamam lazım. Ve kimseye bahsetmeyeceksin bu sırları diyorlar. Yani sadece ketumluk bu ezoterik yapıların içindeki en önemli değerlerden bir tanesi. Bunun dışında da kodlama herhalde değil mi? Kesinlikle. Nedir bu kodlama? İşte bir kişi bir kişiyle tanışıyorsa örgüt içinde ikinci kişiyle olabildiğince uzak duracak. Ona öğrendiği bilgileri veya kişileri veyahut da yani kendinden olmayanlara vermeyecek. Ve dışarıdakiler diye adlandırılan insanlara kesinlikle ketum davranıp hiçbir şey yapmayacaklar. Tabii. Şimdi dünyada ne kadar ezoterik örgüt var? Hemen hemen.
Çok mudur? Yani çok diyebiliriz değil mi? Çoktur. Tamam, yani rakam olarak çok diyelim. Kimlerden bahsediyoruz burada? İşte tapınak şövalyelerinden tutun da masonlardan, işte, masonlardan karbonarilerden, FETÖ'ye gelinde, yani ki işte FETÖ yapılanmanın kendisinden kadar gider. Yani bunu artık izleyiciler hemen bir yazdığı zaman ezoterik yapılanma ile ilgili kuruluşlar diye belki yani çıkacak bir gizli örgüt kuruluş. İlla ezoterik olmak zorunda değildir. Mesela bir mafya örgütü ezoterik değildir. Eğer mafyaya bir törenle alınıp sembolik bir açılımlar, belli öğretiler, alegoriler olmuyorsa o gizli bir örgüttür ama ezoterik değildir. Yani eğer ben, biz banka evet. soymak için 15 arkadaş toplanıyorsak evet. ve gizli bir şekilde şifreleşsek bile aramızda, bu bir ezoterik örgüt değildir. Ezoterik örgüt olması için bir törenle girilmesi lazım, sembolleri olması lazım ve en önemlisi bir hiyerarşinin olması lazım içinde. Çok katı bir hiyerarşi. Yani masonluktaki çırak, kalfa, üstad gibi. Evet. Ya da işte gördüğünüz abiler, ablalar, imamlar, o şekilde bir hiyerarşik yapının oluşması lazım. Şimdi biz bugün daha çok siyasi ve ekonomik tarafını ve askeri tarafını konuşacağız. Ezoterik Tabii. yapılanmaların. Aslında öyle de bakacağız. Şöyle yapalım. Ezoterik bir topluma, topluluğa girdi bir birey ve yükselmeye başladı. Evet. Ezoterik bu toplumlar, bu kuruluşlar dünyanın siyasi, ekonomik ve yani olabildiğince askeri yapısında ne kadar etkinler? Şimdi bakın, ezoterik topluluklar tarihin içinde heterojen noktalardır. Ben hep öyle derim. Yani toplumsal bir akışa karşı koyan, kendi içine kapalı sistemlerdir. Şimdi çok tarihsel boyutta baktığımızda, hani bugün toplumda ya da dünyada egemen olan topluluklar bağlamında baktığımızda, bunların dünya siyasetinde ya da dünya ekonomisinde bu kadar etkili olmalarının bir nedeni var. Aslında bunu çözmemiz gerekiyor. Eğer bu yapıyı tam olarak çözdüğümüzde bazı olayları çok daha iyi anlayabileceğiz. Yani şimdi mesela bir hoca çıkıyor, Profesör Rinvan'la. İşte diyor, bölgedeki bütün sorun diyor İsrail'in yayılmacı politikasıdır diyor. Evet. Öbürü çıkıyor, maalesef o da Profesör Ünvan'la. İşte diyor, bunlar bölgedeki petrol savaşlarıdır diyor. Şimdi bunu şöyle algılayabilir miyiz? Aslında monodisiplinden bakmakla evet. ilgili. Yani tabii multidisiplinden büyük baksalar, evet, büyük bu. Resmi daha iyi net büyük görecekler. Büyük resmi görmeden sadece bir tarafından baktığınızda tabii ki 70'li yılların bu söylemleri çok prim yapabilir ama büyük resim bambaşka bir resim. Çünkü bunun içinde tarihsellik var. Evet. Ekonomi var. Ama öteki taraftan baktığınızda inançlar var. Evet. Yani multidisipliner bakış açısının buradaki faydası bu. Çünkü ezoterizmin, dinler tarihinin, ekonominin, siyasetin hepsinin harman olduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi bakın, şöyle düşünün. Şu an dünyanın işte %95 serveti diyelim, bütün mal, hizmet sadece belli ailelerin elinde. Böyle gelişmişse bu toplum, ortada aksayan bir yön var demektir. Eğer dünyada bu kadar açlık varsa, savaşlar varsa, aksayan bir yön var demektir. Yani bir dengeli dağılım olmamış, siyaset bütün insanları kavrayıp mutlu edememiş, ortaya bu eşitsizlik... Refahta. Evet, refahta. Evet, sağlıkta, %5'in dışında, evet. evet. Büyük bir %95'e dağılmamış durumda diyorsun. Demek ki burada gerçekten bir aksi giden yön var. Bazı insanların gerçekten hani oynadığı bir oyun var. Ve bakıyorsunuz bu insanların elindeki para hani tanımsız bir para. Hani daha çok para olmasıyla daha az olmasının bir anlamı yok. Çünkü her şeyi satın alabilecek güçte insanlardan söz ediyoruz. Her şeyi yapabilecek güçte. Bunun üstüne inançlar bu biniyor. Bu her artık. Şeyi yapabilecek güçte ve her şeyi ye sahipler ne demek olduğunu ben bir ufak bir şey araya saplantı yapayım. 1860 yılında Rothschild'in mal varlığı dünya mal varlığının 4 katıydı. Unutmayın. Evet, bu arada tweetler geliyor. Biraz tweet okumak istiyorum. Cihat Burak Doğru demiş ki, düşman kim hashtag'imize. Dünyayı kanunlar ve sözler değil, işaretler ve semboller yönetir.
Ezoterik aklın en büyük argümanı sembolizmdir. Çok güzel yazmış. Cihat'ı kutluyorum. Evet. Evet. Erhan, şeyle ilgili devam edelim. Şimdi devam edelim. Ben de tweetlere baktım bu arada. Gerçekten hani artık izleyicilerimiz nokta atışı yapan tweetler yapıyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor. Çünkü bu belli ölçüde bunu anlatmaya çalışan sen, ben ve birkaç arkadaşın belli ölçüde başarılı olduğunu gösteriyor. Şimdi. Yani pardon bir şey söyleyeyim. Evet. Senin rahatın yerinde mesela bir şirketin var. Benim belli bir şey var. Biz bunları anlatmaya çalışıyorsak hakikaten ortada aksayan yöne dikkat çekmeye çalışıyoruz. Bir sorunumuz var değil mi? Bir sorunumuz var. Bir karın ağrımız var. İzleyicilerimiz bu şekilde katıldıkça gerçekten bir yere ulaştığımızı hissediyorum. Hani bu bir ego tatmini de değil. Çünkü içinde yaşadığımız dünya kötü bir yere gidiyor. Bir yerlere dikkat çekmemiz lazım. Efendim, hashtag'imiz düşman kim? Sorularınızı bekliyorum. Şimdi şöyle bir şey söyledin. Bir aileler var. Dünya mal varlığının %95'i bunlara ait dedin. Evet. %5 gibi bir kısım kaldı. Şimdi i̇şte dünyaya baktığın zaman, şimdi ilkin tanımları koymaya devam edelim. Sonra da soruları soralım. Sence dünyayı kaç tane grup yönetiyor şu anda? Yani dünyayı nasıl tanımlarsın bunu? Dünyayı kaç grup yönetiyor? Benim savım, temel savım. Evet. Aslında bir grup var. Kendi içinde bölünmüş vaziyette. Açar mısın bize? Bakın, ne demek şimdi istiyorsun? Bunu tarihsel bağlamda incelemek gerekiyor. Yani tarihsel bir sürecin devamı bu. Yani insanlar ilk kabile toplumları, ilk devlet biçimleri falan hepsini biliyoruz tabii tarihte. Ama ortaçağ insanlık tarihinde dönüm noktası. Hani bizim çok ilgilenmediğimiz, karanlık bir çağ dediğimiz ortaçağ. Çünkü ortaçağda şövalye diye adlandırıyorum ben masalcıda biliyorsun. Belli bir grubun eline paraya hükmetme şansı geçiyor. Yani bunu çok anlattım, kitaplarda çok yazıyor. Hani bir kere daha bir baskı daha yapmayayım ama şöyle bir şey oluyor. İşte tapınakçı şövalyeler meşhur. Senet sistemini keşfederek aslında çok önemli bir şeyi keşfediyorlar. Altın ya da gümüş karşılığı yerine kağıt kullanabileceklerini. Evet. Bu insanlık tarihinde bir dönüm noktası. Yani siyaset içinde, ezoterizm içinde ilk defa bir ezoterik örgüt eline çok büyük bir ekonomik güç geçiriyor. Ve kağıt paranın kullanımıyla, yani karşılıksız bir paranın kullanımıyla dünya çapında çok büyük bir servet yaratmaya başlıyor. İşte Orta Çağ'da Rönesans'a geçişte burjuvazinin gelişmesi ve özellikle Yahudi bankerlerin burjuvazinin uydusu olarak yer alması ve bu karşılıksız parayı sisteme sokmasıyla belli bir grup inanılmaz bir maddi güç elde ediyor. Tapınakçılar diyorsun. Tapınakçılar. Çok net söyleyelim. Çok net söyleyelim. Ve tapınakçılar yakıldı makıldı hiç önemli değil bunlar. Çünkü yakılsa da büyük üstadları Avrupa'nın her yerine dağıldı. Belli aileleri oluşturdu. Ve bu aileler işte bugüne kadar geldi. Yani Rothschild diyoruz ama Rothschild ailesi sen de biliyorsun ki o Waterloo Savaşı zamanında falan en para yaptıkları zaman her zaman ne derler? Emanet parayla yaptılar. Tabii. Emanet para aslında çok iyi bildiğimiz bu aileler Rockefeller'lar olsun, Rothschild olsun birilerinin çantacısıydı her zaman için. Yani bir şekilde çantacılıktan o parayı kazandılar. Yani servetlerini o şekilde yaptılar. Demek ki bir güç var arkada. Aslında tarihsel bağlam içinde böyle bir şey olduğunu biliyoruz biz. Şimdi çantacılık ama, yaptılar derken demek ki arkada da büyük bir güç var. Evet. Bu güç senin iddian şunun üzerine kurulan şövalye kadarıyla. Evet. Tapınak şövalyeleri Rothschild veyahut da ailelere veyahut da parayı kullanan daha çok Yahudi bankerlere bir şekilde finansları aktardılar. Onlar kullandılar. Fakat ve asıl paranın sahibi tapınakçılardır diyorsun. Doğru mu anladım? Doğru. Aynen bu şekilde. Benim temel savım katılır. Evet. Katılmazsın. Zaten İstanbul'da biz arada gezi yapıyoruz Göksel'le. Hani bakıyorsun İstanbul'da bile şöyle Karaköy'de bir gezdiğin zaman hani bir yerde tapınakçı Malta Şövalyesi haçı var. Hemen yanında sinagog var. Evet. Osmanlı'nın batış döneminin iki büyük simgesi. Bunu gözleriyle hala görebiliyor insanlar. Birileri siyaseti ve parayı nasıl yönetti? Çok iyi belli olan şu simgeler. Anda durum nedir? Yine birlikte mi çalışıyorlar yoksa? Şu anda yine aynı şekilde. Yani bakın ben benim temel savım her zaman için söylediğim. Aynen sav demiyorum çünkü
Hani ben de konferanslara katılıyorum sürekli. Hani hayatımın yarısı yurt dışında görüyor sosyal medyada insanlar. Hani şu an ortada petrol savaşı, su savaşı, gıda savaşı, işte İsrail'in genişlemesi, daralması, bunlar yok. Ama bunların hepsi var, bir bütün olarak var. Şu ya da bu diye bir sebep yok. Ne çünkü, demek istiyorsun? Çünkü şu anki dünyada olan en büyük gelişme, bana göre en büyük kutuplaşma, savaşa doğru giden kutuplaşma, hala ve hala karşılıksız paranın sisteme girmesi. Bazı insanlar bu karşılıksız parayı bir araç olarak sisteme sokuyor. Ve bu sisteme bu parayı sokmak için petrolü bir yerde kullanıyor. Bakın offshore, onshore petrol üretimi yani maliyeti Suudi Arabistan'da bildiğim kadarıyla 7-8 dolar. Şu evet. An petrol ne kadar işte? Kaç 60'lara geldi galiba ben evet. De son bakmadım. Bu aradaki fark bu karşılıksız basılan paranın sisteme girmesine yarıyor. Savaş çıkıyor bir yerde. Şimdi silah satıyorsun. Aradaki büyük şöyle bir problem oluyor. Yine burada aynı kişiler, aynı gruplar mı çalışıyor yoksa bunlar bölünmüş durumda mı? Şimdi ya yani aynı gruplar çalışıyor evet. Ama bunların bölünmesi Amerika'nın biraz sen daha iyi bildiğin konular aslında. Moderatör olunca yok konu... yok sen arada gir canım Allah evet. Aşkına burada alışkın izleyeceğiz sorun yok. Şimdi şöyle bir durum var tabii tarihsel boyut içinde Anglo-Sakson ve Germen ekolü diyorum bunlara. Evet. İngiltere ve Almanya'nın İstersen çok net söyleyelim. Teton şövalyeleri. Teton şövalyeleriyle evet. Anglo-Sakson şövalyeleri. Anglo-Sakson yani yuvarlak masa şövalyelerinin evet. Bir şekilde ayrımı var. Masalcı bunun üstüne kurulu zaten. Evet, masalcıyı tamamen. Da burada hemen burada gösterelim. Burada olduğu gibi anlatıyorum Masalcı zaten. Kitabı Erhan Altunay'ın. Tavsiye ederim. Çok keyifli. Okuması çok güzel yazmışsın ama. Ha, çok teşekkürler. Evet. Şimdi bütün bu ayrım üstüne kurulu. Şimdi şeyi yapalım. Teton şövalyesi ne demek? Yuvarlak masa şövalyesi ne demek? Bunlar şu anda neyi ifade ediyor? Kimlerdir? Ya tarihsel süreç içinde biliyorsunuz dünyanın seyrini değiştiren, orta çağda dünyanın seyrini değiştiren bir Haçlı seferleri vardı. Evet. Yalnız bir şeye çok dikkat edelim. Burada çok ilginçtir. Masalcının ikincisinde de spoiler vereyim. Haçlı seferleri ilk durağı her zaman İstanbul'dur. Bir neden tek dördüncü Haçlı seferinde son durak İstanbul evet. olmuştur. Orada da İstanbul'u yakıp yıkmışlardır. Birinci Haçlı seferi İstanbul'a gelmiştir. İkinci Haçlı seferi İstanbul'a gelmiştir. Louis ve karısı Eleanor'a burada kalmıştır. Niçin? Şimdi niçin? İlginç bir soru. Çünkü ezoterik yapılanma dedik ya. Bu ezoterik yapılanma yani şövalyelerin ezoterik yapılanmalarının çıkış yeri İstanbul'dur. Tamam. İstanbul'da bir filozof, bazıları filozof diyordu, bazıları büyücü diyordu ama Mikael Psellos adı verilen bir adam var. Mikael Psellos saray içinde, Komnenos hanedanlığı zamanında saray içinde çok etkili bir adam. Ama saray dışında da ezoterik örgütler bağlamında çok çok bilindik, tanıdık bir isim. Ve bu tapınakçıların kökenini oluşturan Şampanya Şövalyeleri, hani bunun geçmişine evet. burada girmeyelim istiyorsan kutsal kan mevzuna ama kendilerinin kutsal bir kan taşıdığına inanan. Bu kutsal kan bir açıklayalım. Hazreti İsa'nın devamının devamı evet. soyundan geldi ve devam ettiği söylenen kan. Aile. Aile. Evet. Kendilerini Maria Magdalena ve Hazreti İsa'nın çocukları olarak gören bu insanlar ilk olarak İstanbul'a geliyorlar. Da Vinci'nin şifresindeki kişiler. Evet, Da Vinci'nin şifresindeki kişiler. Illuminati bilmem ne dediğiniz, tapınakçı dediğiniz kişilerin kökeni. Bunlar İstanbul'a geliyorlar ve gizli kitaplara göre ki bu gizli kitaplar artık birçoğu elimizde. Onu da rahat söyleyebilirim. Evet. Masalcı da yer alacak. Ve gizli bilgiye göre burada Mikael Psellos tarafından inisiye ediliyorlar. Yani inisiye edilmek bir örgüte ezoterik gizemlerin içine alınıyorlar. Mikael Psellos döneminde iki tane örgüt kuruluyor. Bunların hepsi kayıtlarda var. Hani fiksiyon değil. Bir tanesi Batı kardeşleri, Batı'da yer alanlar. Bir tanesi Doğu kardeşleri, İstanbul'da yer alanlar.
Bugün Göksel'le yaptığımız, Gülen Soy'la yaptığımız çalışmalarda Doğu kardeşlerine ait birçok izi, fiziksel izi ortaya çıkarmış durumdayız. Herhalde onları da peyderpey zamanı geldiğinde açıklayacağız. Çünkü bazı şeyler hazır değil daha insanlar. Öbür tarafta da Batı kardeşleri oluyor. İşte ondan sonra bunlar şampanya dönüyor. Tampliyeler ilk ortaya çıktığı zaman tapınakçılar yeniden İstanbul'a geliyorlar. Patriye diyorlar ki, Patrik Hazretleri bize izin verirseniz, bizim kökümüz burasıdır. Bize izin verirseniz Hezekiel kitabında anlatılan tapınağı yapacağız. Hezekiel kitabında ne anlatılır? Tevrat'ın bir kitabıdır Hezekiel. Yeni kurulacak tapınağın ölçülerini verir. Biz bu kutsal kitaptaki ölçülere göre bu tapınağı yapacağız derler. Ölçülere göre yapılan tapınak Süleyman Tapınağı'nın birebir aynısı. Evet. İstanbul'da yapılacak. İstanbul'da evet. Temelli atacak. Kudüs'te evet. Yapılacak ama orada İstanbul'da söz veriyorlar. İşte tapınakçıların o verdiği sözden bugüne kadar gelen bir süreçte tapınağın yeniden yapılması vardır. Bunların inançlarının temelinde tapınağın birincisi bir nokta koyalım. Evet. Tapınağın yeniden yapılması var. İşte İstanbul'da temelleri atılan bu örgüt yıllar içinde demin anlattığımız kağıt fabriği ele geçiriyor. Ekonomik gücü ele geçiriyor. Bugün bu sapkın inançlarıyla birlikte dünyaya hükmeder bir hale geliyor. Yani şu anda herhangi bir kuruluşa baktığımızda Birleşmiş Milletler'den tutun Avrupa Birliği'ne kadar ki Avrupa Birliği'nin kurulmuşundaki en önemli şey Fransız Mason Locası'nın Aytunç Altındal'ın kitabının kapağında da vardı. Belki bakacak olursanız evet. Görürsünüz Tapınak Şövalyeleri kitabında. Bir locanın amblemi şu andaki Avrupa Birliği'nin sınırlarının kendisidir rahmetlinin. Şimdi burada Pisellios'la ilgili bir şeyi eklememiz lazım. Ekle. Bak sen çok tamam. Rahatsız oluyorsun moderatörüm diye. Rahat rahat konuş. Şimdi şöyle size bakmak sorarım. Lazım. Niye diye bakmak lazım. Yani ne yaptı Pisellios da bir anda Katolik Kilisesi, o zaman için Roma Kilisesi İstanbul'a kadar gelip İstanbul'u yıkıp yaktı. Heh. Aslında konu şu, bunu şöyle bir özetlemek gerekirse, Pisellios çok Harran'dan çok önemli bir varaklar geldi Pisellios'a. Varak dediğimiz büyük işte kitaplar ve yazıtlar. Bu yazıtlarda şu vardı. Katolik Kilisesi'ne yönelerek, yani o zamanın Roma Kilisesi'ne yönelerek diyordu ki sizin inancınız aslında doğru değildir. Asıl inanç budur. Bu varaklar aslında ikinci bir İncil'in başka bir versiyonuydu. Pisellios bunu aldığında dedi ki meğerse konu böyle değilmiş dediği anda başladı Batı Kilisesi'ni etkilemeye bu akım. Bu akım Batı Kilisesi'ni etkilemeye başlayınca Roma Kilisesi bundan çok etkilenir ve tek bir amaç vardır. Gelip İstanbul'u yerle bir etmek ve Ortodoksları yok etmek. Ortodoksların başlangıcı da başlangıç noktası da Pisellios'un kendisidir diye bir girizgah yapalım. Ama kaldığımız yerden şöyle bir şey diyelim. Tabii bir şey daha ekle. Evet. Kutsal emanetler. Tabii kutsal emanetler alıp götürdükleri. Tabii. Birbirine evet. Tapınak Şövalyeleri kitabı. Bunun bir içindeki başka bir kapağın üzerinde olacak. Bu yeni tapınak baskısı. Yeni baskısı çünkü. Var. Evet. Şimdi anahtar şöyle bakmak lazım. Baskısı. Bu tapınak şövalyeleri falan gittiler. Bunlar Avrupa'da yapılandılar. Bir de Doğu'da yapılandılar. Avrupa'daki yapılanma bahsettiğimiz gibi bugün Avrupa'nın hemen hemen tüm kuruluşlarında çok etkililer. Kesinlikle. Evet. Şimdi bak şöyle bir şey de var ama. Şimdi buraya kimler geldi o zaman? Mesela ikinci Haçlı Seferi, üçüncü Haçlı Seferi'nde mesela Frederick Barbarossa ile Aslan Yürekli Richard beraber geldi. Beraber geldi. Anglo-Saksonlarla, Tötonlar o dönemde birlikte hareket ettiler. Bu yapılanmayı birlikte kurdular. Ama zaman içinde bunlar ayrıştı. Çünkü bakın, aslında ortada çok büyük bir sorun var. Ta Charlemagne'a göre. Yani şunu belirtelim istersen Erhan. Töton şövalyeleri dediğimiz bugün Almanlar. Almanların kendileri diye anlatabiliriz. Bugün evet. Avrupa Birliği'ne hükmeden evet, grup Töton şövalyelerinin etkisi çok büyüktür. Bunlar evet. Aslında hani biraz sembol bilimi bilen bir bakarsanız bu adamların üzerindeki bir tane haçta Töton şövalyelerinin simgeleri vardır. Veya oturdukları yerde binalarında bunları görürsünüz. Dolayısıyla... Şunu söylüyorum, adam şimdi bağımsızlıktan, demokrasiden bir şeyden bahsederken
aslında hizmet ettiği kavram başka bir anlama gelebilir. Bu arada da evet, bu tarafa döndüğümüzde İngiltere'de de yuvarlak masa şövalyeleri dediğimiz bir yapı var. Bu yuvarlak masa şövalyeleri daha çok daha sonradan işte Skoç ritini de temellerini atan, yani masonluktaki Skoç ritinin temellerini de atan yapı. Evet. Aynen böyle. Ama ne oluyor? Bunlar arasında ayrışma başlıyor. Çünkü Charlemagne, yani ilk Avrupa Birliği'ni kuran krala kadar dayanan bir çizgide bu kutsal Roma dedikleri, bu kutsal yapıyı kim ele geçirecek? Evet. Yani İngiltere ile Almanya yavaş yavaş ayrışmaya başlıyor. Bakın, bu ayrışma bugün dolar-euro savaşı olarak devam ediyor. Bu birinci, ayrışma, ikinci dünya savaşı ikinci, olarak devam evet, ediyor. Birinci, evet, ikinci ve üçüncü dünya savaşı olarak devam ediyor. Üçüncü başladı. Evet. Ben demedim, Papa dedi. Ama Papa dedi, hani Papa diyorsa doğrudur ya da Allah söyletti mi diyelim bilmiyorum ama. Tanrı demek lazım. Tanrı mı evet, söyletti artık. Ama Papa'nın deyimiyle 3. Dünya Savaşı başladı. Büyük olasılıkla ağzından kaçırdı. Şu an 3. yani 2 Dünya Savaşı yarattı. Bakın 1. Dünya Savaşı niye çıktı? Ferdinand'ı bilmem mi, Sırp bilmem nesi değil. 1. Dünya Savaşı'nın çıkış nedeninin kökeninde Almanya'nın Avrupa içinde genişlemesi var. Büyük genişleme, kabına sığmama ve Anglo-Sakson dünyayla karşı karşıya gelmesi, menfaatlerinin çakışması var. İkinci Dünya Savaşı'nın kökeninde ne var? Yeniden Almanya'nın menfaatlerinin çakışması Anglo-Sakson dünyayla. Üçüncü Dünya Savaşı'nın kökeninde ne var? Aynısı var. Şu anda Euro ile evet, Dolar Savaşı'nın kökeninde bu var. İngiltere ne yaptı? Çıktı. Saf belirledi burada. Yani şunu mu söylüyorsun Erhan? Aslında diyorsun ki bugün bahsettiğimiz Töton Şövalyeleri kavramı hala var. Hala devam eden, Avrupa'dan Brexit'le İngiltere'nin ayrılması, yani yuvarlak masa şövalyelerinin ayrılması temelde kadim tarihte olan sürecin devamıdır. Devamı ve bir tekrar bak, arkanda duruyor kadın, böyle yapmış. Evet. Yani şu an bakın, rahmetli Altındal da söylerdi değil mi? Almanya bölgede ne kadar etkili Türkiye'nin olduğu bölgede? Hala bugün nasıl? Çünkü şu an Türkiye'nin olduğu bölgede uyuşturucunun kaçakçılığında rol oynuyor Alman ajanları. Sınırda devamlı Alman turistler yakalanıyor. Evet. Yani bunların arka planı var. Neyse, buraları çok... Amerika'yı nereye koyuyoruz şu anda? Amerika'yı da aynı şekilde o ikiye bölünmüşlüğü var. Yani Töton şövalyeleri değil, yuvarlak masa şövalyelerinin devamı. İngiltere'ye daha yakındır diyorsun. Devamıydı ama şu an Amerika'nın içinde de senin de çok iyi bildiğin, evet, bir Töton ekolü var her, evet, zaman için. Trump hatta ikisine de... Almanya'yı kuran diyelim. Amerika'yı kuran çünkü... Evet. Yani anlatmayalım kaçıncı baskı olur. Hani istihbaratını bile kuran Almanlar. Hani Trump ikisine de göz kırpan bir adam, ilginç bir adam. O yüzden sonu yakın oluyor gözüküyor maalesef. Sen söylediğinde inanmak istemedim ama yani yavaş yavaş onun da şimdi, sonu gelecek. İstersen bir üst düzeye çıkalım. Şimdi anladık tamam, ki dünyada ezoterik yapılanmalar var. Bunları çok ortalıkta görmüyoruz. Ama bu yapılanma aynı zamanda seküler bir duruş değil mi? Kesinlikle seküler. Peki niye bu Avrupa Birliği topluluğu veya Avrupa Birliği üyeleri, İngiltere Brexit'ten sonra, İngiltere yok bu işin içinde, niye gidip Papa'yla bir fotoğraf çektirdiler? Bunun anlamı ne? Ya şimdi, eğer sekülerse. Şimdi bunu daha önceki programda birlikte konuşmuştuk, anımsıyorsun. Ben şey diyorum ya, birincisi bizim bir takım kalıplardan ve dar görüş açısından kurtulmamız lazım. Ya Avrupa bir Hristiyan birliğidir. Avrupa Birliği. Hristiyan birliği var mı Avrupa'da? İngiltere Anglo-Sakson Kilisesi. Almanya ve Avanesi Protestan. Fransa Ateist. Kalanlar Katolik. Yukarı taraf, Balkan tarafı Ortodoks. Bir kere bir Hristiyan birliği yok burada. Var mı? Ben bilmiyorum, ya da varsa da. Yani aslında mezheplere... Peki yoksa niye biri biçimde gidip Katolik Avrupa, Kilisesi'nin önünde diz çöktüler? Çünkü diz çökmediler. Papa aslında Avrupa Birliği'nin ezoterik simgesi. Avrupa Birliği her şeyin başında ezoterik bir kurum. Köküne kadar ezoterik. Avrupa Birliği kurulduğu zaman ben
Fransa'daydı. Avrupa Birliği ilk kurulduğunda simgesi kimdi biliyor musun? Clovis. Evet. Clovis kim? Hristiyanlığı kabul eden ilk Merovenj kralı Fransız. Ama Clovis'in özelliği ne? Mavi kan. Evet, fotoğrafı da geldi. Clovis'in mi? Yok, Papa. Yok yok, Papa'nın evet diz çökme, bana göre diz çökme gibi evet. gözüküyor. Çünkü mecburiyet var. Sevgili bu bir Kudret'e mesaj. Teşekkür ediyoruz yönetmenimize. Çünkü orada bulunan insanlar arasında Ortodoks'u var. Evet. Protestanı var, Anglikanı var. Anglikan yok sanıyorum ama. Ortodoks'u var, Protestanı var. Özellikle Protestan hiçbir şekilde Papa'nın arkasında. Peki, el pençe divan din durmaz. Konuşmadığımız sürece buradaki insanlar, buradaki grup kimdir ezoterik anlamda? Ezoterik. Kimleri anlatıyor? Yani burada Töton Şövalyeleri mi var? Onları çok net söyle bize. Yani aslında şöyle yapıyoruz, gazeteleri açtığımız zaman şöyle görüyoruz. Katolik Kilisesi'nin önünde Avrupa Birliği gitti, Trump'a karşı bir birlik olma çağrısını Papa'nın kabul ettiler ve işte kilisenin ortasında bir fotoğraf verdiler. Bu mudur bu resmin karşılığı? Hayır, değildir. İşte bunu anlat bize. Tamam, ya şimdi bak, buradaki olay şu. Avrupa Birliği'nin başta a priori ezoterik bir topluluk olduğunu kabul etmemiz evet. gerekiyor. Türkiye'de bizim çok iyi bilmediğimiz ama o dönemde dışarıda olanların çok iyi bildiği Avrupa Birliği'nin ilk simgesi Clovis'ti. Clovis ilk Hristiyanlığı kabul eden kişi evet ama Clovis az önce sözünü ettiğimiz Hazreti İsa'nın kanından gelen Merovenj kralı. Biz kutsal Avrupa İmparatorluğu'yuz demek istiyor burada. Evet. Gerektiği yerde. İlk kutsal Avrupa İmparatorluğu'nu kim kurmuştu? Şarman. Şarman. Royal Ark diyorlar yani. Evet. Evet. 800 yılında Papa'nın elinden taç giymişti. 842 yılında Şarman ölünce Verdun Anlaşması, Strasbourg Fermanı, 843 yılında Verdun Anlaşması, Kutsal Roma İmparatorluğu Fransa ve Almanya olarak bölündü. Yani evet. tarihsel bir süreç var ama biz her zaman kutsal Avrupa'yız diyor. Kapışsak da şey yapsak da hani iki düşman kardeş de olsak belki bu ezoterik yapıya şöyle bir saplamada bulunalım mı? Bu ezoterizm işte. Ben o biraz, papa aslında evet. bildiğimiz Papa Francis değil. O Papa Leo. Yani Charlemagne'a tacı giydiren papa. Yani ezoterik bir simgedir. Efendim düşman kim? Hashtag'imize yazılarınızı bekliyoruz. Bu arada Özlem Kurtulmuş demiş ki asıl istedikleri İstanbul'u Büyük Vatikan yapmak mıdır? Böyle bir soru gelmiş yok, sana. Yok öyle bir şey istediklerini sanmıyorum. Yok, yok diyorsun. Murat Uğur demiş ki düşman kim? Hashtag'imize Kudüs'ü dinleri uğruna savunan tapınakçılar nasıl paraya iman etmeye başladılar? Güzel bir soru olmuş. Çok güzel bir soru. Yani, tebrik ediyorum Murat Uğur. Kral ve ben sorusu sormuşsun. Evet, evet. Ne yazık ki insanın fıtratında olan bir şey bu. Ama tabii onlar da kendilerini şöyle haklı çıkartıyorlar. Biz bu parayı kendimiz için değil, kendi kutsal amacımız için kullanıyoruz. Tapınakçıların simgesini, şifresi nedir biliyor musun? Evet, dinleyelim. Bir saniye. Non nobis, non nobis. Sed gloria tua domine. Bizim için değil, bizim için değil. Senin ihtişamın adına Efendimiz. Latincedir bu. Yani tapınakçıların aralarında şey yaptı. Bu şu demek. Yani biz ne yapıyorsak kendimiz için yapmıyoruz. Fakat Tanrı'nın ihtişamı dünyaya gelsin diye yapıyoruz. Yani parayı da kazansak, dünyada ekonomik şeyleri de ekonomik gidişata da müdahale etsek, büyük bir zenginliğin üstüne de otursak bunu sadece Tanrı için, Tanrı'nın adı için yapıyoruz. Set. In nomine evet. tua domine. Şimdi yavaş yavaş günümüze gelelim istersen. Yani bak belli bu ki, çok önemli evet. ama. Bu şifre. Bahsedilen aslında şunu da söyleyelim. Biri. Burada bahsedilen senin için yapıyoruz kavramını istersen bir aç. Kim için bu bahsedilen tanrı? Tanrıları. Hangi tanrıdan bahsediyoruz? İhtişamı olan. İhtişamı olan. Tevrat'ta ateşler evet. içinde gelen tanrı.
falan. Kabalanın tanrısı. Evet. Artık oraya çok girmeyelim. Şimdi bahsedilen kavram, tabii bir genel olarak Avrupa'nın Müslümanlıkla ilişkisini de istersen ezoterik anlamda tabii. bir anlat. Yani ondan sonra da şu anki yapılanmalara başlayalım. Kim daha... Şimdi burada bir şeye bir daha ben bir saptama yapayım da bu hepimizin ortak. Sen rahat rahat da konuş orada moderatörlüğü bırakıp. Şey, hepimizin sıkıntısı olan bir şey. Şimdi bizim akademik çevrelerimiz senin söylediğin gibi monodisipliner, multidisipliner düşünmüyor. Biz inançlardan söz ettiğimiz zaman bu yapılanmanın, ekonomik bir yapılanmanın arkasında gerçekten inanç olduğuna inanmıyor. Ya da inanç varsa işte İsrail tapınağı kuracak. Bakın bu inanç İsrail'in tapınağı kurmasından çok öte bir şey. Çünkü Anglo-Sakson, Teuton ayrışmasının temellerinden biri tapınaktır. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'nda özellikle Almanya ile İngiltere arasında büyük bir İsrail kurulurken de çok büyük bir çatışma olmuştur. İngiltere der ki İsrail kurulsun, tapınağı yapsınlar, ondan sonra biz ele geçirelim. Biz ele geçirelim. Evet. Almanlar da der ki başların seni İsrail'ine, biz şimdiden ele geçirelim. Amaç İsraillileri öldürmektir. Amaç Yahudilerin ölmesidir. Armageddon Savaşı bu adamların inancına göre İncil'i okuyan her inançlı kişi için Yahudilerle Hristiyanlar arasında olacaktır. Peki, yani bu bizim şimdi buraya gelip bizim pardon dinler tayini ezoterizmi anlamadan bu bugünkü dünyayı anlamamız olanaksız. Şimdi benim için en büyük şeylerden, ızdırap noktalarından bir tanesi şu. Yani dediğim gibi monodisiplinden dogmatik bilgilerle dışarıdan gelen ve zoraki kabul ettirilmiş bilgilerle analitik bir zeka içinde olmadan okuduğunuz her şey yanlış. Olabildiğince olabildiğince multidisipliner, yani siz dinler tarihini bilmeden, Müslümanlığın devrimlerini bilmeden, İsrailiyatın ne olduğunu bilmeden veyahut da ezoterizmde Teton şövalyesi, tapınak şövalyeleri ne işe yaradığını bilmeden bir şeylerin ekonomik bağlantılarını kurma şansınız yok. Niçin? Çünkü herkes sonunda ölecek. Sonunda Rothschild dediğiniz adam Rockefeller da öldü. Evet, o kadar yedek parçayla evet, 102 ne kadar yedek parça? Hani Allah'ın çok önemli bir, yani inançlı olan insanlar için söylüyorum. Allah'ın çok önemli. Herkes ölümlüdür. Bunun alternatifi. İşte insanların bu ezoterik yönlere kaçmasının en önemli temeli ölümsüzlüğün peşinde olmaları diye bir dipnot geçiyorum. Kesinlikle. Şimdi zaten bu sapkın inancın ötesinde Tanrı'nın krallığının kurulup sonsuza kadar yaşamaları var. Evet. Yani şimdi, sonsuza kadar yaşamak. Amerika'ya geldiğimiz zaman, Amerika dediğimiz anda ezoterik çok önemli bir örgüt var. Tabii Masonizm. Tabii. Şimdi George Washington'a baktığımız zaman, George Washington dediğiniz adam üstad-ı azam. Bugün Washington DC dediğimiz tüm şehri Masonik ölçülere göre yapmış birisi. Bugün parasından tutun da polislerine kadar, polis rozetlerine kadar Amerika'ya gidenler veyahut da filmlerde izleyenler göreceklerdir ki her şeyde iyi veya kötü sembolizmanın tavan yaptığı bir ülkeden bahsediyoruz. Washington'a göre, George Washington'a göre de diyor ki George Washington, isterseniz resimler verelim Amerika'dan işte bu Davut Yıldızı ile ilgili resimler vardı, onları da koyarak biraz üstünden geçelim. Şöyle bakmak lazım Erhan. George Washington diyor ki aslında bizim aradığımız yeni Kudüs aslında Kudüs'ün kendisi değildir. Bunu Amerika'da, Washington'da biz yaptık diyor. Evet. Yani şimdi yani kendisi... Amerika'nın iki tane kuvvet var Amerika'da. Bir tanesi Erhancığım, Masonik yapı çok kuvvetli. Amerika'da kanunları, yaşayış tarzını belirleyen, bir de finans tarafı olan aile yapılar var. Örnek gösterelim. Erhan, istersen ekrandaki Davut Yıldızları, aslında yani bunları tabii. arka arkaya mahsus koydurdum ben ama devam ederse Davut Yıldızı, Davut Yıldızı ve arkasında da bir bakacak olursanız Şerif Yıldızı da var. O da bir Davut Yıldızı'dır aslında. Hani hiç bu gözle baktınız mı bilmiyorum ama
Şimdi Davut Yıldızı'nın kökenini biliyorsun. Evet. Davut Yıldızı aslında insanın en eski tılsımlarından biridir. Eski ana tanrıça ve kadın figürlerinde kadının cinsel organı evet. aşağı doğru olan bir üçgenle gösterilir. Yukarı doğru olan üçgen erkeğin cinsel organıdır. Bu ikisinin birleşmesi aslında toprağı ana tanrıça olarak gördükleri için bolluk bereket simgesidir. Paganizmde. Paganizmde. Yani bunu boynuna takmak, bir yerine işlemek aslında bana bolluk bereket gelsin. Evet. Ama tabii bu pagan simge zamanla buraya dönüşüyor. Yani bunu da bir açıklayalım. Hani çok Erhan'cığım küçük bir ara değil. Vereceğim. Ondan tamam. Sonra kaldığımız yerde böyle tüm suratımıza devam edeceğiz. Tamam, masonizme girelim efendim, ondan sonra. Küçük bir ara veriyoruz. Evet efendim, dünyadaki siyasi, ekonomik, askeri yapının ezoterik şeylerini, altyapısını çözmeye çalışıyoruz. Evet. Şimdi geldik Amerika'ya. Reklam... Bu arada izleyicilerden çok güzel sorular çok güzel geliyor. Ama bu Kral ve Ben soruları ya. Herkes bizi izleyenler çok evet, yani işi bilenlerdir. Gerçekten yani. Artık sofistike evet. Bilen çok güzel sorular. Evet, şimdi şöyle gidelim. Programın işte biraz daha vakti var belki 50 dakika filan ama, evet, ama yavaş yavaş toparlayalım şey şeye doğru gidelim şu bugünkü yapılanmayı. Bir Amerika'yı anlat. Amerika'daki ezoterik yapı şimdi kimdir? Bunu bir tanımla bize. Şimdi Amerika deyince gene tapınakçılardan söz etmeden olmuyor işte. Tapınakçılar daha Amerika keşfedilmeden önce, keşfedilmeyi tırnak içinde alalım. Çünkü biz kimiz de keşfediyoruz. Amerika hep oradaydı. Amerika'ya ilk giden Avrupalılar, Vinland Saga'da anlatılır, Vikingler de. Bir anda çok büyük bir şekilde Amerika keşfedildi. Ama bakın, Amerika keşfedilmeden önce, hiç sevmesem de aynı terimi kullanacağım. Tapınakçılar bir yıldızdan söz ediyordu, Batı Yıldızı. Batı Yıldızı'nın adı neydi biliyor musun? Amerika. Ne kadar ses benzerliği var değil mi? Batı'da bir Amerika Yıldızı var, Amerika Yıldızı var. Bir anda Amerika keşfedildi. Ne olmuş? Amerigo Vespucci adında bir adam. Aslında Christoph Colomb anlamamış. O anlamış da adını vermişler de. Niye Vespucci kıtası değil de Amerika? Yani aslında Amerika oluşturulmaya çalışan bir model oldu bunlar için. Amerika ezoterik bir devlet olması için yaratıldı orada. Fransızlarla İngilizler vardı. Fransızlar çekilmek zorunda kaldı. İşte belli bölgeler hariç. Orada bir ezoterik yapı yaratıldı. Şimdi masonizmi Amerika'da çok kuvvetli görmemek lazım. Birincisi masonluğun çıkış noktası nedir? Masonluk aslında orta çağlar içinde var olan katedral yapımcısı, duvarcı ustalarıdır. Yani bir meslek loncası gibi bir şeydir. Frankçe'de buna kompanyonaj denir. Aslında masonluğun kökeni sadece bir meslek loncası. Fakat çok ilginç bir şey oluyor. Tamplierleri Philip le Bel, Fransa kralı yaktığı zaman Papa da aforoz ediyor. Güç kimdeyse yetki de ondadır. Papa da kralın peşine takılıp bunları aforoz ediyor. Ve bunların Avrupa içinde dolaşması yasaklanıyor. Ama her tarafta paraları var adamların. Yani bugün bile hala bizde nasıl define avcıları varsa Avrupa'da da manastır civarında tapınakçı definesi arayan define avcıları vardır. Bu adamlar paralarını almak için Avrupa içinde serbest dolaşmak zorundalar. Serbest dolaşan kim var Avrupa'da? Duvarcı ustaları var, katedral inşacıları var. Gidiyorlar diyorlar ki duvarcı ustalarına, biz sizin size para verelim, siz bize permi verin. Diyorlar ki siz duvarcı ustası değilsiniz, niye ben seni kabul edeyim? Ben diyor sana para vereceğim diyor. O zaman bu locanın adı, dikkat edin, üstte şeydeki büyük locanın adı nedir? Kabul edilmiş. Hür ve kabul edilmiş. Accepted. Yani duvarcı ustaları, tapınakçıları kendi kabul ettikleri için kabul edilmiş. Aslında masalar. Parayla satın almış aslında bir operasyon. Aslında parayla satın almış. Aslında vermi alıyorlar bir tane giriş şeyi. Erhan. Masonların ezoterik yapısına bunlar katkıda bulunuyor. Yani Amerika'daki masonizm Tamplierlerin, tapınakçıların bir devamıdır tamamı. Yani Amerika'daki masonluk, Amerikan, bugün Amerika diye bahsettiğimiz Birleşik Amerika'dan bir bahsediyorum. Bir Mason projesidir diyorsun. Evet, doğru kesinlikle. Mu? Şimdi o masonizmin kökeninde Trump güne gelelim. Trump kimim ben diyor. Trump çok ilginç bir şekilde oynuyor. Trump'ın oynaması çok ilginç. Çünkü
Trump aslında kendini nasıl gösterdi? Bir Alman kökeniyle gösterdi, değil mi? Evet. Hani bir Alman yapısını da temsil edebileceği izlenimi verdi. Ama bu arada Merkel'e neredeyse küfrediyor. Aslında Trump'ın, biz tabii ilk Trump'ın seçim çalışmaları olurken ben de biraz hasbelkader bulaştığım için orada şey vardı, hani Trump'a bir imaj çizelim. Nasıl bir imaj çizelim? Amerika'nın yeniden büyük olması imajıyla başladı. Çünkü Amerika'nın en büyük sorunu neydi? İşsizlik, evsizlik had safhada, bir sağlık reformunu beceremedi Obama. Sen de halt yemeği öbür taraflarda şey arıyorsun, macera arıyorsun. Ama ne hikmetse bir yerden onu yapıyor. Öbür taraftan da hem Hillary'nin programında hem de Trump'ın programında Great America Again'in arkasındaki yapı kimdir? Trump kime hizmet ediyor şu an? Kime hizmet ediyor? O seçim kampanyası. Ama şey yaparken Trump Pasifik Savaşı'nı da yaptı. Trump bana göre, eğer bana tam evet. fikrimi soruyorsan, Almanlara göz kırpıp Anglo-Saksonlara hizmet eden biridir. Tamamen Anglo-Sakson kliğine hükmedendir. Yani aslında ezoterik anlamda yuvarlak masa şövalyelerine kesinlikle, hizmet eden kesinlikle. Bir yapıdır. Tabii. Masonik yapının kendisine hizmet eder mi diyorsun? Kesinlikle. Peki bu arada bu tarafa doğru dönelim. Doğuya gittik. Bir anda İpek Yolu diye bir macera başladı. 200 milyar dolarlık bir yatırım. Evet, Türkiye'de burada Türkiye'de bir pozisyon bu işin alıyor. İçinde bir şekilde var. Yalnız Türkiye değil, hemen hemen bölgedeki tüm ülkeler bir şekilde bu yapının içinde. Şimdi, 4 tane hat belirlendi, bir tanesi tren yolu olmak üzere. Bu yapının sahibi hangi ezoterik kuruluş? Şimdi hangi ezoterik kuruluştan önce bir hemen evet. herkesin anlayabilmesi için çok daha bir arka plana bakalım. Tarihsel İpek Yolu'nun amacı neydi? Doğuyu batıya götürmek. Doğuyu batıya götürmek. Evet. Şu an doğuda patlamaya hazır neresi var? Çin var. Başka bir yer yok. Aslında İpek Yolu Çin'in başının altından çıkan bir projedir. Bakın kimse şey yapmıyor. Bugün benim bir arkadaşım diyeyim ya da bir tanıdığım. Evet. Şu an İpek Yolu projesinin Çin'deki başında duran kişi. Ekim'de de Türkiye'ye gelecek. İsmini vermeyeyim artık. Bir Çinlidir. Bütün İpek Yolu projelerini de aldı. Şu an bölgede çok büyük bir huzursuzluk var. Çünkü Çin'in elinde inanılmaz derecede elektronik dolar var. Çin şu an Pasifik tamamen patlamaya hazır bir bomba gibi duruyor. Aslında çok basit. Pasifik'i karıştırmak için bir tane de yetiştirdikleri Kuzey Koreli bir tane çılgın var. Bakın bunların hepsi bir plan dahilinde gezer. Bu planı yapan kimdir? Bu planı yapan Amerika'da parayı kontrol eden kişi, dolarların başı. Yani daha çok aileler tarafı aileler, mı diyorsun? Evet. Aileler yani o zaman şöyle mi belirleyelim? Aileler tarafı ama bak şimdi aileleri kesinlikle şeye ayırma. Ailelerin olduğu taraf Anglo-Sakson tarafıdır her zaman. Çünkü İngiltere'nin bütün para işini Bank of England'ı Rothschild kontrol eder. Bugün Fransa'da hiç beklemiyordum. Gerçekten o da benim yanılgım oldu. Rothschild'ın bir adamı başa geçti. Yani paranın kontrolü her zaman onların elindedir. Kağıt paranın ya da plastik paranın, paranın basım işi. İki ayda paket edip adamı lider yaptılar, doğru mu? Evet, aynen öyle. Ve şu an bakın, İpek Yolu'na çok farklı bir gözle bakmak gerekiyor. Yani konvansiyonel, bizimkilerin akademi multidisipliner bakmayanların diyelim o zaman monodisipliner bakarların sen katılırsın katılmazsın farklı bir gözle bakılması lazım. Çin elindeki elektronik dolarları Amerika'dan talep etse Amerika kalmaz yavrum. Amerika diye bir ülke olmaz. Yani şunu mu söylüyorsun? Çin'in elindeki dolarlar kimin? Bir kere onu da belirleyelim. Çin'e mi ait? Çin'e ait değil. Evet, kime ait? Bunu çok net söyleyelim. Çin'e ait değil. Aslında şöyle bir şey. Çin'e ait gözüküyor bu paralar. Ama baktığınız zaman Çin... Ya şimdi tabii görünüşten çok farklı olay. Oradaki insanlar ne oldu? Çin bu kadar doları nasıl elde etti? Hızlı bir şekilde batıdan markalar Çin'e yatırım yapıp yaptı. Fabrikalar Amerikalılar yaptılar, üretime geçirdiler. Amerika... Hani şeyden hani her şey 99 cent görmüşsünüzdür.
Amerika'ya gidince evet. herkes görmüştür dükkanlar. Her şeydi 0.99 dolar. Dan daha büyük markalara kadar herkes Çin'e kaydı. Bütün üretimi Çin'de yaptırdı. Çin aslında yani Çin'de emanet büyük bir dolar gelişti. Birikti paranın orada. Sahibi kim? Yani kim? Çok net söyleyelim evet. istersen. Evet. Hani ben analiz etmek sen gerekirse analiz et, dünyada yani. İki tane güç olduğunu çok net söyleyebiliriz. Yani bir tanesi bahsettiğimiz gibi ailelerin elinde büyük para birikti. Bu para şöyle izlemek gerekirse bugün Amerika'nın borcu 18,5 trilyon dolar. Amerika'daki yerleşik yapı diye bahsettiğimiz yapı yani Trump'ın temsil ettiği yapı aslında bu bana göre bir tamamıyla masonik yapı. Bu yapı diyor ki biz Amerika'yı oluşturduk ve ülkeyi kurduk. Bu yapıyı kurduğumuz zaman siz bize bu yapıyı 18,5 trilyon dolarla Çin'e gidip yerleşirseniz biz ne yapacağız? Dünyadaki en büyük kavga ama şimdi bunun üzerine yok. Olan burada kavga. Burada bir dakika bir şeye çok evet. dikkatini çekeyim. Burada çok büyük bir trik var. Dünyada bu tür işlemler neyle olur? Sanal para. Evet, evet. SWIFT denilen bir sistemle. SWIFT özel bir sistemdir. Yani ben akreditif açtığım zaman bilmem ne falan uzun uzun şey yapmayayım anlatmayayım. Uluslararası para akışını SWIFT'le kontrol edersin. Bu aslında Çin'e giden para var olmayan bir para. Sadece elektronik. Sadece kağıt üstünde olan bir para. Ama şu anda bütün paralar zaten kağıt üstünde. Evet, ama niçin? Çin'deki, çünkü Çin'in bütün varlığı da şu an elektronik olarak duran bir dolar. Olmayan olabilir, bir dolar. Ama tamamen sanal bir dolar. Sanal da olsa dolar da sanal bir para aslında. Evet, kağıt para da sanal. Para. Çünkü kağıt karşılığı bile yok. Değil. Yani kağıt bile değil. Evet. Şimdi sorun bunu bu tarafa doğru akıtmaya geliyor yavaş yavaş. Şimdi Çin bunu belli ölçüde yapıyordu. Nasıl yapıyordu? Afrika'daki projeleri besleyerek yapıyordu. O Silent Army diye çok güzel bir kitap var. Bulanlara tavsiye ederim Silent Army diye. Ya da Şino Afrika diye Fransızca. Çin'in Afrika'ya nasıl yerleştiğini ve bu parayı nasıl akıtmaya çalıştığını gösteriyor. Şimdi Trump'ın temsil ettiğini hani çok aşırı sert çizgilerle ayırmayalım. Evet Trump geleneksel o masonik yapıyı temsil ediyor. Trump Amerika'yı yeniden bu şekle getirmeye çalışıyor. Ama Trump hiçbir zaman senin daha önceki programda söylediğin gibi hani öldürülecek 5. Amerikan başkanı olmak derdinde değil. Yani senin öyle bir kehanetin vardı. Yani galiba. Ben şöyle söylüyorum. Amerikan yani, başkanları öldürülebilir. Yani Trump'ın öldürüp öldürülmeyeceğiyle ilgili bir şey ama değil bu. Öyle ama öyle bir şey. 5. paraya karışıp dolara müdahale edip 5. başkan olması diğer 4 başkan gibi çok net söylüyorum izleyicilere. Diğer 4 başkanın tek bir hedefi vardı. O da yani parayı Amerikan hükümeti kendi bassın diyordu. Çünkü bahsettiğimiz FED yani bugün doları basan sistem Rothschild ailesi başta olmak üzere diğer ailelerin yalnızca Amerikan hükümetine senetle vermiş olduğu bir banknot. Onun için diğer 4 Amerikan başkanı öldürüldü. Öldü. En sonunda Kennedy olmak üzere 11.110 nolu kararnameyi bir gün önce geçirmek üzereyken öldürüldü, iptal edildi kararname. Bu kararname FED'in iptaliyle ilgili. Trump bir iş adamı. Yani bir iş adamı. Trump idealleri olan biri değil. İş adamı. Yani menfaati neredeyse. Ama şöyle bakarsak yanlış olmuyor mu? Trump'ı Amerika'nın başına getiren onun iş adamlığı değil. Herhalde bir konsensus oraya getirdi. Konsensus oraya getirdi. Fakat Trump nasıl söyleyeyim ürkütmeye çalışmıyor. Bak Trump'ın ben tam anlatamıyorum tabii burada ama hani içinde bulunduğu yapıyı çok iyi biliyorum. Trump şu an hiçbir şeyi ürkütmemek derdinde. Trump'ın şu an yapacağı... Ama ürkütmemeye karşı diyorsun şimdi konuşalım. Katar diye bir operasyon var ortalıkta. Katar'a biraz sonra şimdi demek konuşalım. Ki ürkütmeye başladı. Katar'a yani bugün 380 milyar dolarlık bir yani Suud parasının Amerika'ya girmiş olması çok bir şey ifade edebilir mi?
Ya, Amerika için çok büyük bir para değil. Katar'a şu an bir saniye tam İpek yolunu bitirelim. İpek yolu projesi biraz daha yumuşak bir geçiş. Orada sıkışan sistemi rahatlatmaya yarayan bir şey. Türkiye burada bana göre çok akıllıca bir şey yaptı. Daha önce de tarihselliği Anadolu'nun budur. İpek yolunun geçiş noktasında güzergahı, olmanın, evet. Güzergahında olmasının avantajını kullandı. Bir yol üstündeki hancı gibi. Türkiye gene bunu yaparsa en güzel şeyi yapmış olacak. Bir oyuncu değil, hancı olmak burada Türkiye için çok daha iyi. Katar bana göre, tek kendi fikrimi söyleyeyim. Katar bölgedeki dengeleri değiştirmek için tezgahlanan bir oyun. Ne demek istiyorsun? Önce. Katar'ın ucu en çok hangi ülkeye dokunur sence? Türkiye'ye bence. Şu an Türkiye'nin evet. En büyük savunma sanayi kuruluşlarından birinin %49 ortağı kim? Katar. En önemli bankalarından birinin ortağı kim? Vesaire. Türkiye, medya kuruluşlarından da bahsediyoruz. Medya kuruluşları. Evet. Az kaldı bütün medya kuruluşları, yani büyük evet. Medya kuruluşlarında Katar alıyordu. Yani şunu söyleyelim, Katar'la birlikte Katar'a yapılan operasyon, ben olur olmaz operasyon Twitter'da hemen dedim ki evet. Türkiye'ye operasyon yapılıyor aynısını diye. Aynısını ben de. Peki yapıyorum. Şunu söylemek istiyorum. Bununla birlikte Türkiye'ye ne söylemek istiyorlar Erhan? Daha da başka bir şey söyleyeyim evet. Ben size. Katar bütün bu şeyin arasında ilk en büyük anlaşmayı kimle yaptı operasyon sonrası? Amerika ile yaptı. Amerika ile tabii. Silah anlaşması. Silah anlaşması yaptı. Ve şu anda da tatbikat yapacaklar. Evet. Türkiye Katar'a asker gönderecek diye de bizimkiler olay çıkarttı. Ama Amerika ile neler yapıyor Katar? Ben şöyle bakıyorum, yani bu iş bana göre Türkiye'nin lehine sonuçlanacaktır. Bana göre Türkiye ekonomik olarak 2030'un en parlayan yıldızı olacaktır. Ya Türkiye'nin çünkü Dünya Ekonomik Forumu'nun açıklamaları vardı biliyorsunuz 2030'da 3 trilyon dolarlık bir ekonomi olacak Türkiye diye. Bence bunlar, bu operasyonlar aynı zamanda iyi yönetildiği sürece, ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu tüm müdahalelerin, Katar için asker gönderme, üst kurma gibi operasyonların veya bu işin arkasında durmanın tamamıyla doğru olduğuna inanıyorum ben. Bıraksalar Cumhurbaşkanı bence de iyi olacak. Çok önemli bir şey var. Yani belki ben mühendislikten geldiğim için biz her şeyi bir matris içinde görürüz. Matrix vardır. Evet. Şimdi Katar Matrix'ine şöyle uzaklaşıp baktığımız zaman Katar'la eş zamanlı hangi olaylar oldu? Şimdi bir, Katar bana göre tamamen Türkiye'ye düzenlenen bir operasyonun parçası. Katar'ın mantıken, yani benim mantığımla şu durumda Amerika ile böyle bir anlaşması olmaması gerekiyordu. Yanlış mı düşünüyorum? Yok. Ben şöyle bakıyorum. Biraz Suudi komplo Arabistan, teorisi mi olacak? Tamamen komplo teorisi. Suudi Arabistan ilişkilerini kesiyor. Bilmem elin Nijer'e ilişkilerini kesiyor. Bahreyn kesiyor, şu kesiyor, bu kesiyor. Ondan sonra Amerika ile silah anlaşması yapıyor. Beraber tatbikat bilmem ne yapıyor. Burada operasyonu asıl merkezinin Katar olmadığını anlıyoruz. Türkiye'de şu an iç karışıklığa giden bir olay başladı bugün farkındaysan. Evet. Yani eş zamanlı olaylara çok dikkat etmek gerekiyor. Peki Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu bu bir yürüyüş var. Bu yürüyüş anladığımız kadar, senin söylediğin kadar, bu operasyonla ilgili karşı tarafın bir hata diyorsun. Öyle mi? Ya eş zamanlı gelmesi evet. İlginç. Matrix'in içine bakalım. Evet. Nijer gibi, bilmem ne gibi ülkeler Katar'a karşı pozisyon alırken, geçenlerde Türkiye'nin gemisini tutukladılar orada, silah kaçakçılığı yapıyor diye. Ya bunların hepsi eş zamanlı operasyonlar. Bir ülkeye, bakın şimdi Türkiye gibi bir ülkeyi 15 Temmuz'da dize getiremediler. Türkiye'yi dize getirmenin bir tek yolu var onlara göre. O da en son ekonomik şeyi kullanmak. Ama %5 ilk çeyrekte büyüdü Türkiye. Şu an öyle. Evet. Yani şu an 15 Temmuz'u hiçbir zaman ekonomik yara almadan atlatan bir ülke. Dünyadaki ekonomik krizi herkes dalga geçerken teğet geçti kavramını gerçek anlamda evet. Yaşatmış bir ülke. Evet. Ama Türkiye'yi nasıl kırılgan hale getirebilirler? Türkiye'de ortamda olan nakit paranın üstüne oynayarak. Yani çok fazla burada ayrıntılarına girmeyelim. O zaman Türkiye'ye yapılan bir operasyon
bir ekonomik ayağı olmak zorunda, bir sosyal ayağı olmak zorunda şu an. Siyasi ve askeri ayakları zaten var diyorsun. Evet. Biri Katar, biri de doğudaki operasyonlar. Evet. Artı şimdi ekonomik bir operasyonla Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünün nasıl bir sonuç vereceğini bilmiyorum. Bana göre eğer ben dünyada algı operasyonu ne demek biliyorsam, Adalet isimli bir operasyonun şu an Türkiye için çok şey ifade ettiğini söyleyebilirim. Ben bu işi tam ters okudum. İlk defa yani bunu beni izleyen, Twitter'da izleyenler görecek. Ben dedim ki Katar operasyonu Amerika'nın anlatmış olduğu bir hikaye gibi bitemez. 2008'den beri anlattığım teze ters düştüğü için. Katar operasyonu Türkiye'nin bölgede, Arap Yarımadası dahil olmak üzere, Türkiye'den daha güçlü bir, Türkiye'nin daha güçlü bir şekilde büyüyerek sonuçlanacak dedim. Göreceğiz. İnşallah öyle olur. İnşallah öyle olur. Evet. Ya tabii şu an Türkiye bıçak sırtında, tam tersi de olması mümkün. Şimdi kavram aslında... Ama işte şu var, bunu bir Matrix olarak düşün. Matrix'in içine şimdi bir takım olaylar giriyor. Şimdi adalet diyor adam. Enis Berberoğlu doğrudur, iyidir, kötüdür. Tabii Türkiye'de bir tarafta işte Taraf Gazetesi'nin tetikçileri var, bir tarafta haber yapanlar var. Bir karmaşa söz konusu geliyor. Ama adalet şu an kimlerin içeride olduğunu ve yargılandığını düşündüğümüz zaman inanılmaz derecede tehlikeli bir silaha dönüşen bir motto. Ne demek istiyorsun? Şimdi bakın, askerler yargılanıyor, darbeci askerler. Evet. Daha ben ne dedim? Ezoterik örgüte giren hiç kimse pişman olmaz. Ne yapıyorlar? Devamlı yalan üstüne yalan söylüyorlar ve yarın öbür gün göreceksin işte Halis Demir hakkında yalan söyleyecekler. Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Paşa hakkında söyleyecekler. O FETÖ'cüydü, aslında bu FETÖ'cüydü, aslında o FETÖ'cüydü. Yanıltma taktiği içinde garip bir yargılanma var. Bazıları diyor ben masum, hakikaten masumlar var içinde %100 tabii ama birileri diyor işte şunlar yargılanmadı. Şu an adalet istiyoruz diye bir yürüyüş yapmak Türkiye'de en büyük provokasyonu başlatmak demek. Çünkü bir mahkeme karar veriyor. Daha temiz aşamasına gelmemiş, bilmem ne olmamış. Yasal yollar tükenmeden böyle bir eyleme geçiyor. Yani sen Kılıçdaroğlu'nu yanlış yapmakla itham ediyorsun. Doğru anladım değil mi? Evet. Evet. Yani demokratik bir tepkidir, verilmesi gerekir bazen. Ama zamanlamayı yasal çok iyi hiçbir, bilmesi lazım. Evet. Siyasi lider evet. Bir partinin lideri. Artı hukuki yollar tükenmeden böyle bir şey yapmak çok yanlış. Hukuki yolları bitirirsin. Evet, hukuki yollar bir şekilde tıkanmıştır. Demokratik tepkini koyarsın. Eğer hukuki hiçbir yol tıkanmadan yaptığı en basit yüksek mahkemeyi etkilemektir yani. O yüzden ortada Türkiye hakkında başka bir karışıklık var. Ya da bu benim mühendis kafamdan kaynaklanıyor. Ya da kompleci kafamdan. Bazı olayların eş zamanlı olması çok dikkatimi çekiyor. Katar olayı, yani Türkiye'ye karşı söylüyorsun çok net değil mi? Şey, artı Kılıçdaroğlu. Bir daha üstünü çizerek söylüyorum. Diyorsun ki Katar'daki yapılan operasyon eninde sonunda Türkiye'nin başarısıyla sonuçlanacak gibi gözüküyor. Ya atmış olduğu adımlardan dolayı. Evet, bu operasyonu bir şekilde zayıflatmak için Türkiye'nin içine dönük başka bir operasyon tezgahlıyor. Kim tezgahlıyor? Bunu bahsetmiş olduğun ezoterik diğer örgütler. Aynen öyle. Doğru anladık değil mi? Aynen öyle. Çünkü Türkiye'ye karşı Katar düzeninden bir şey çıkmayacağı belli oldu. İlk başta ben de çok tedirgindim. Hani Türkiye'de çok büyük şirketlerimiz Katar ortaklı. Evet. Yani bunun Türkiye'ye ne tür zararı olabileceğinden Türkiye'ye hiçbir zarar olmadan atlatılacak gibi duruyor. Şimdi yani... Bunu evet. Bir sosyal karışıklıkla beslemek isteyebilirler. Türkiye'nin çok uyanık olması gereken bir durum. Çok uyanık olmak ne demek? Ne çok yapması lazım? Çok uyanık olmak ne demek? En basiti bugünkü gibi provokasyon olmaması gerekiyor. O olayın yürüyüşün bir geziye dönüşmemesi gerekiyor. Yani evet. Bunlar çok bıçak sırtında gidiyor şimdi. Ben Türkiye'nin şu an Katar'a doğru yapılan her şeyini çok doğru buluyorum. Başka türlü olsaydı bizim ekonomi çok büyük zarar görürdü. Yani bu olayları bizim desteklememiz gerekiyor. Bir soru soracağım. Kısa bir cevap istiyorum ama. Gezi olayının arkasında ezoterik bahsetmiş olduğun örgütler var mıydı?
Ben ilk günden beri hep onu söyledim zaten. Evet. Orantısız kullanılan gücün arkasında, yani bak ben o zaman Taksim'deydim. Aslında o çocuklar hiçbir şey yapmıyordu orada. Evet. Ne demek istiyorsun? O yani ilk ağaçları koruyordu, hepsi tamam. Kitap okuyordu orada. Belediye de bir şey yapmayacaktı. Ağaç, o Beşiktaş'a inen yerin için ağaçların yerini değiştirecekti. O çocuklar da orada yani kitap okuyorlardı, müzik dinliyorlardı, gitar çalıyorlardı, ağaçları koruyoruz diyorlardı. Ya başlangıcı buydu ama orada çok büyük bir provokasyon ve orantısız güç. Ezoterik örgütler bir şekilde bunu ezoterik örgütün bir kullandılar teki. Ve şu an oradaki evet. Polisler artı vali ne durumda biliyorsun. Evet. Efendim hashtag'imizi bir daha hatırlatalım. Lütfen düşman kim? Sorularınızı bekliyoruz ama ufak bir ara vereceğiz efendim. Hem de dünyadaki ezoterik yapılanmayı konuşuyoruz. Konuğumuz Erhan Altunay. Erhan biraz şey okumak istiyorum, tweet okumak ya istiyorum. Ya bir tanesi çok ilginç, ben de okuyacağım. Evet. Diyor ki Sebahattin Topaloğlu. Ben de onu senin okuyacaksın. Tamam. Evet. Erhan Bey diyor düşmana fikir verir gibi konuşuyor. Bu tarzdan uzak durmalı. Nurda Gülkaya da demiş ki düşman kim? Asıl düşman ve hainler içimizde, boşuna dışarıda aramayın aynen. demiş. Çok güzel söylemişsin Nurda Gülkaya. Efendim yine söylüyoruz. Düşman kim hashtag'imizle sorularınızı bekliyoruz. Şimdi bir şey söyleyeyim hemen. Evet. Erhan Bey düşmana, Sabahattin Topaloğlu. Düşmana fikir verir gibi konuşuyor, bu tarzdan uzak durma. Düşmana fikir vermiyoruz bizimkilere. Düşman bunu düşünüyor, uyanık olun diyoruz. Evet. İnşallah dinleyen dinliyordur. Şimdi şöyle bir sayın yönetmenime bir resim göstereceğim. Yeni bir dizi film var. House of Cards diye. Orada verirse, ekrana gelirse. Hadi ya. Game işte of Thrones'tan Amerika'nın, başka bir şey izlemiyorum. Evet, yani. Amerika'nın işte Beyaz Saray'ın içinde bir iç avlu vardır. O iç avlunun balkonundan bahsediyor o resimde. Evet. Bir geri gidebilir miyiz resmin bir öncesine? Bir öncesine gidelim. Yani ilk resme. Evet. Şimdi bu resimde biraz yaklaşacak olursak balkonun altında Kadüseyus'un kendisini görüyoruz. Bu Amerikan şeyde görüntüyü ya havaya kaldıracağız ya alt bantları kaldıracağız. Evet şimdi orada gördük mü? Gördük. Evet. Şimdi bu bir diziden alıntı. Dizide Beyaz Saray'da geçen ve Beyaz Saray'ın hemen hemen hepsini ya Beyaz Saray'da çekmişler ama çekemezler. Dolayısıyla Hollywood stüdyolarında Beyaz Saray yapmışlar görüyorsun. Devamlı baktığımız zaman dizide büyük bir sembol bombardımanı var. Yani bir sonraki resme gelebilirsek Mesut görelim bir. Bir bakacak olursak Kadüseyus. Evet. Bir sonra da gelirsek hermetik bir evet yapıyı görüyoruz. Hermes. Ne anlatmak istiyorlar bize? Yani biraz önce bahsettiğimiz Amerika'nın Masonlar tarafından kurulduğu bir doğrudur, bir gerçektir. Bunu Amerika'ya gittiğiniz zaman bunu gururla söylerler. Bu veya buna benzer semboller Amerika'da her yerde var. Şu anda dizilerde de devamlı bunu bizlere, gözümüze sokarcasına işlemeye çalışıyorlar. Bir kere Kadüseyus'tan bir bahset nedir istersen? Kadüseyus Hermes'in simgesidir aslında. Hermes'in elinde asası. Olan asasıdır. Evet. Hermes biliyorsunuz Yunan mitolojisinde hem hırsızların hem tüccarların tanrısı ama Hermes'in asıl önemi Herodot'la başlar. Çünkü Herodot Mısır'a gittiğinde Mısır tanrısı Tot'u Hermes'le karıştırır ve ona Hermes der. Tot insanlara yazıyı öğreten ve bir takım bilimleri öğreten tanrıdır. Bunu İbranice'deki karşılığı İdris peygamber. İdris peygamberdir. Evet. Büyülerle ve düşmüş meleklerle alakalıdır. Yani çok karmaşık bir konuya girer. O yüzden bütün Kadüseyus, bütün bu hermetik ve okült bilimleri kapsayan bir sembole dönüşmüştür zamanında. Şimdi tabii 20. yüzyılda özellikle Carl Gustav Jung'un çalışmalarından sonra çok önemli bir şey ortaya çıkıyor. Bu mitolojik ve pagan süreçlerin bizim bilinç dışımızda her zaman var olduğu şeklinde. Yani biz bu Jung çok önemli bir şey yapıyor. Hiç
mitoloji ya da genel kültürü olmayan insanın rüyalarında mitolojik semboller gördüğünü görüyor. Bunun kolektif bilinç dışı denilen bir yerde kaydolduğunu. Yani uzun lafın kısası bir takım mitolojik sembollerin bizim içimizde bir şeyi harekete geçirdiğini söylüyor. Bakın bu Kadiseus çok kadim bir semboldür. Ve belli onu gördükten sonra insan Hermes'i hiç bilmese bile, hayatında Hermetizm adını hiç duymamış, o kavramını hiç duymamış bile olsa, hiç bu konuda haber bile olmasa bilgelikle ilgili bir şey içinde canlanıyor onun. İşte aynı şekilde girmeden... Merkür'ü de aynı zamanda evet. Hermes'in... Hermes'le evet. Merkür aynı zaten. Evet. Mesela iftarda konuşmuştuk seninle hatırlıyorsan. Hani baykuş. Evet. Bir onu verelim masonik isterseniz. Masonik simgedir. Bir baykuş. Ha sen. Bohemian korusundaki baykuşu da getirebilirsek ekrana. Evet, o konuyla ilgili de akıl konuşalım. Akıl ve hikmetin... Şimdi aslında aynı dizide son bölümlerinde Türkiye'de yayınlanmadı. Amerika'dan izleyenler için söylüyorum. Bohemian korusuna benzer büyük bir baykuşun olduğu, bu Moloch karakteri biliyorsun. Bunlar bir ayin yapıyorlar. Büyük bir ayin. Bu ayine katılanlar da Amerika'nın gerçek anlamdaki şu anda dünyayı yönettiğini söyleyen Dışişleri Bakanlığından tutun da yani çok önemli çok karakterleri. İstersen bu Bohemian korusundaki bu ayinden de biraz bahsedersen, bu da bir pagan ayini tabii sonuç olarak. Kesinlikle. Yani şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Kadiseus ya da genel olarak alalım bunu. Mesela masonik semboller niye bir takım binalara yerleştirilir? Değil mi? Masonizmi evet. bilmeyen biri için hiçbir şey ifade etmez derler. Değildir. Yani ya da Athena'nın simgesi, akıl ve bilgeliğin, akıl ve hikmetin simgesi ki bir masonik sütunun adıdır o. Buraya niye konur? Ya da alakasız bir dizide şey niye geçer? Kadiseus simgesi niye geçer? Hermetik bir simge niye geçer? Aslında genel olarak ona bakalım biz. Çünkü buradaki asıl olay o, yani bunlar nasıldır? Sefer'le yapmışsınız program. Sefer de anlatmıştır bunu. Bir önceki bunu. Hafta. Evet. Evet, Sefer bu konuda yapmış. Türkiye'deki en önemli isimlerden biri yani. Onun için onu da burada analım. Evet. Alarm çok önemli bir kuruluş olarak Türkiye'de hizmet edeceğine inanıyorum ben. Bahsetmiştir. Şimdi bu tür şeyler tetikleyicidir. Sizin daha sonra vereceğiniz bir mesajı destekleyecek sembollerdir. Özellikle dizilerde. Bu tür ezoterik bir sembolü kullandığınız zaman, atıyorum bilgelik sembolü, arkasından gelecek bir replik, onu bilinç dışında sizin bilgelikle birleştirmenize yarar. Ya da bir takım ezoterik sembolü ya da o örgüte ait bir şeyi daha sevimli, daha, ne bileyim, daha suçsuz, daha sempatik göstermeye yarar. O yüzden hani bütün olarak analiz etmek lazım. Bir anda Kadiseus ya da Kadiseus gözükmesi ya da biz bir korulukta bir anda baykuş görmek belki bir derece etkileyici olabilir ama onun arkasından gelen mesaj daha şeydir. Mesela, Erhan şimdi dizide de yani mesela, bu bahsettiğimiz dizide de eninde sonunda bir bakıyoruz ki işte bu dizinin ünlü Bohemian Grove örgütü, yani baykuş simgeli örgüt. Bu örgütün yani fiilen dizide, hani gizli örgütten bahsediyoruz. Dizide ne işi var? Dizide bunu artık gizlilikten çıkartıp direkt herkesi göreceği kadar yayınlıyorlar. Bunun evet. amacı ne? Bunun amacı, yani diziyi bilmiyorum tamamını. Ben en son bir Pelin'i seyrettim. Bir Sezen Cumhur Önal'ın müzik yelpazesinde. Evet. Televizyon kültürüm o kadar. Bir de arada seni izliyorum. Evet. Yani o kadar bir televizyon kültürüm var ama şöyle bir şey söyleyeyim. Mutlaka bir başka sembolle bunu destekleyerek gizli örgütün başka bir mesajını veriyordur içinde mutlaka. Yani masonik sembollerin olması bir, yani ondan örnek vereyim. Çünkü diziyi izlemediğim için hani bir dizide masonik sembol geçiyorsa arkasından mutlaka masonik bir mesaj yani veriyor. Şimdi şeye de yani baktım. Masonizmin temel bir mesajı o dizide vardır, sembol varsa mutlaka. Evet. Bu örgütün de temel bir sembolü bir varsa bir mesajı vardır. Burada yine terör örgütleri
işte bahsetmek gerekirse yani Samanyolu'nun şiirinde bunu çok berbat bir şekilde onun kullanmış olduğu resimlerde de yine böyle sembolik objeler çok fazla vardı. Orada da birilerine bir şey mi söylemek tabii, kesinlikle. İstiyorlar? Evet. Yani o sembol kullandığı işte mandala sembolü vardı. Bir takım şamdan gibi bir sembolü vardı. Evet. Bir yastığında semboller vardı. Şimdi adamın suratında sembollerini de hatırlamak istemiyorum i̇şte ama. Önemli ayinden şimdi evet. Yönetmenimiz koymuş ekrana. Önemli ayinin başlangıcı. Bu Moloch karakteri önemli bir paganist karakter. Bunun bir sonrasında ileri doğru gitmeye başladığı zaman bu şeyde ritüellerinde yeni doğan çocukların ateşe atılarak yanma sahneleri filan da vardır. Ben bunu bu Orta Doğu'da çok önemli bir ritüeldi. Ne zamana kadar? Evet Erhan sen de devam edelim. Evet yani yakılma ritüeli Orta Doğu'da ne zamana kadar? 19. yüzyıla kadar giden bir şey değil oldu. Mi? Tabii yani hani ilk çağlardan bahsediyor gibi söylüyorsun ama ne yazık ki bu tür ritüeller orada 19. yüzyıla kadar devam etti. Belki bilmediğimiz daha içlerde hala devam ediyor ne yazık ki. Biraz programı bir hızlandıralım. Şimdi biz bunlara bir şey göstereceğim. Şimdi hani şöyle diyorlar ya bir profesörden için. Bahsettin. Ezoterik yapılanmalar falan yoktur diye. Veya evet. Ezoterik düşünce olamaz siyasetin içinde diye. Yani şunu göstermek istiyorum ki iyi anlaşılsın diye sevgili izleyiciler. Nazi sembolü var. Bir onu koyarsanız bu çok sıradan bildiğimiz bir sembol. Sevgili yönetmenimiz bir ekrana getirirse. Şimdi Nazilerin bahsettiğimiz bu istersen biraz bahset bu Gamalı Haç'ın. Svastika'dan evet. Svastika'dan. Svastika da tabii ki şeydir yine cinsel birleşmeyi gösteren kökeninde. Evet. Wilhelm Rein söylediği şekilde. Bir o da berekete ait bir sembol. Bazı görüş onun güneş sembolü olduğunu evreni anlattığı. Evreni anlattı. Evet. Dört elementi anlattığı şekliyle. Tabii Hitler bunu seçerken şöyle bir şey yaptı. Avi ırkın en eski sembolü olduğunu söyledi bunun. Çünkü evet. Hindistan'da, Anadolu'da ve Avrupa'da vardı bu sembol. Ama tam Hitler'in zamanına eş zamanlı olarak Schliemann'ın yazıları ortaya çıktı, kitapları falan. Biraz daha öncesinde Henry Schliemann. Schliemann Troya'da bulmuştu bu sembolü. Troya'da da bulunca Hitler dedi bu Avi ırkın şans getiren sembolünü. En önemli sembolü. Bunu simge olarak aldı tabii. İnsanın en eski kutsal sembolü olduğu için her zaman bir kutsallık düşüncesi oluyor. Bakın bir sembol her zaman yanındaki mesajla anlam kazanır. Geçen gün Instagram'a koydum. Merak edenler benim Instagram'dan baksınlar. Bir oteldeyim, oturuyorum lobide. Karşımda bir tane resim var. Yani bildiğimiz resim. Dikkat ettiğimde bir tane biniş kartı var, boarding pass var. Boarding pass'in bir yanı öyle gelmiş ki üçgen içinde göz olmuş. Evet. Subliminal bir şekilde karşımda üçgen içinde göz duruyor. Üstünde yazı denk var. Denk gelme şansı var mı sence? Çok zor. Çok zor. Evet. Ondan sonra bir takım kelimeler var. A Beautiful Mind gibi oldu biraz ama. Evet. Bir takım kelimeler var. Dedication, adanma. Glory, Tanrı'nın ihtişamı. Un, ihtişam. Ve altında da Illuminates diyor ama Illuminates öyle bir yazılmış ki Illuminati diye okunuyor. Evet. Illuminati, ihtişam, zafer ve adanma. Evet. Üçünden çekiyorsun tam simetrik üçgen içinde göz var. Şeye koydum, Instagram'a koydum. Evet. Buradaki subliminal mesajı bulun diye. Oradaki üçgen içindeki göz tetiklemesi benim Illuminati'ye adanmayı beynime koyuyor. Evet. Zaten yani, vermek istedikleri şifreleri semboller üzerinden evet, veriyorlar. Onun için dizilerde kullanılan kelimeler bir sembolün ortaya çıkışı arkasından gelen bir bütün olarak inanılmaz derecede dikkat etmek gerekiyor. Onun için televizyon seyretmemek en iyisi. Peki bir resim daha koyacağız. Ahmet Yesevi Camii'nin üzerindeki bu desenlerde bakın türbede. Evet yani svastika çok eski bir çok sembol. Çok eski. Yani şunu söylüyor. Ayasofya'da, Ayasofya'nın bunu niye söyledim? Bir resim daha gösterelim. O profesör arkadaşın hani Ayasofya'nın gizli tarih kitabında gösterdik. Ayasofya'nın içinde güzel kapıda, mermer süslemelerinde,
Fossati'nin yaptıklarında eskiden kalan mozaiklerde dünya bunlar kadar şöyle olabilir. Şimdi bahsettiğimiz 2. Dünya Savaşı. Evet. Şimdi hani biraz önce bir profesör arkadaştan bahsettin, evet, ya ezoterizm yoktur, bunlar uydurmadır filan, evet, diye. Söyleyenler yine yönetmenimizden bir resim rica edeceğim. George Washington'ın Baphomet'le yan yana olan resmi var. Onu bir koyarlarsa ekrana, getirirlerse. Şimdi dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Peki bu kadar örnekten sonra Buda mı şans eseri konulmuş? Denk gelmiş. Yalnız dikkat et. Washington'ın, evet, şu şeyi aynı zamanda Tarot'un majisyen kartının aynı duruşudur. Evet, aynıdır. Yani o Baphomet duruşu, Baphomet resmini çizen Eliphas Levi'dir. Evet. 19. yüzyılda Eliphas Levi çizmişti. Levi çizdi. Eliphas Levi o resmi çizerken de büyücüden esinlenmiştir, evet, majisyenden esinlenmiştir. Hani Washington'ın oradaki duruşu Baphomet'ten çok majisyen kartına. Baphomet'e benzetmesek de. Yani majisyen. Yani herhangi bir tarot kartına benzetsek, ki tarot kartı işte nereden, tabii, baksan yani 11. yüzyıldan başlayan bir hikaye. Evet. Yani şimdi şöyle söylememiz lazım. Hani bahsettiğin profesör arkadaşa. Yani her şey denk geliyor. Bu da mı denk geliyor? Demek, evet, ki dünyada ezoterik bir yapılanma var. Yani siz bugün askeri, siyasi, isterseniz ekonomik olarak gördüğünüz tüm savaşların arkasında ezoterik bir savaş gerçek anlamda kıran karana geçiyor. O zaman şöyle bir toparlayalım, evet, hafif. Ben bütün anlatmak istediğim aslında şöyle bir şey. Tarihsel süreç boyunca bu tür ezoterik yapılanmalar oldu. Dünyada bir takım ekonomik gücü eline geçirdi. Bir takım inançları var. Saçlı seferlerinden bu yana da gözleri Anadolu topraklarında. Niçin İzlenen... Orta Doğu ve Anadolu? Heh, şimdi bu şimdi o soruyu soralım. Ama niçin Anadolu? Çünkü onların sapkın inançlarında Anadolu'nun ve Orta Doğu'nun bir önemi var. Amaçları Mesih'in gelmesi, geleceği yer neresi? İlk çıkacağı yer, ilk şey, geleceği yer Orta Doğu. Ama onun müjdesi Anadolu'da veriliyor. Çünkü Melek 7 kiliseye konuşuyor. Kilise tabii bina değil, topluluk anlamında. 7 kilisenin 7'si de Türkiye'de şu an. Kıyametin başlayacağı 7 kilise. İlk kurulan kilise diyelim. Değil mi? Hayır. Evet, Apokalips'ten geçen, evet, vahiy bölümünde, vahiy kıyametin bölümünde anlatıldığı geçen, bölümde geçen melek gelecek, işte Efes kilisesine hitap edecek, Sart kilisesine, Philadelphia'ya, bilmem Afrodisyas'a, hepsi Türkiye topraklarının içinde. Eninde sonunda bu Türkiye topraklarını ele geçirmek zorundalar. Kudüs'ü kurarak İsrail'i ele geçirirken Türkiye'yi ele geçirmek istediklerinde Megala İdea haritasına bakın. Megala İdea haritası olduğu gibi 7 kiliseyi kapsar. Ayasofya, evet, kitabında var. Kitabı da tanıtalım. Pelin Çift'le birlikte yazmış, evet, olduğun Ayasofya'nın tarihi kitabı. Çok değerli bir kitap. Herkese, evet, tavsiye ederim. Evet, yani Pelin'e 7 kilise, olsun buradan. Selamlar Pelin'e. 7 kilise de o haritanın içinde yer alır. O zamandan beri gözle bu da. İsteye inanır, isteye inanmaz. Bunlara komple teorisi de, komplo teorisi de, komple teorisi de. Ama şu an Türkiye'nin başında bir bela var. Bu adamlar yönetiyor. Her an karıştırmaya çalışıyorlar. Düşmanı ne kadar tanırsak o kadar... Orta Doğu'da çıkan şey bir yaparız. Savaşın bir sonraki ayağı Ayasofya, yani İstanbul'un olduğu bölge mi olacak? Kesinlikle. Bunu da mesajını verdiler. Ebu Hüveyve'den alınma bir hadisi kullandılar. Dağbık, Rum ordusu Dağbık'ta yenilecek. Ondan sonra İstanbul fetholunacak. IŞİD de onların verdiği bir mesaj. IŞİD'in arkasında da aynısı bu, var. Aynı örgüt var. Bu bahsettiğimiz FETÖ'nün yapının... arkasında kim, evet, varsa IŞİD'in arkasında da o var. PKK'nın arkasında da o var. O var dediğin kimden bahsediyorsun? Bu ezoterik yapıları. Hangisi? Tapınakçı yapı. Tapınakçı yapı. Aynen, tamam, öyle. Çok açık ve net olarak. Şimdi. Yani bir nereden biliyorlar, hani içine mi girmiş dedi diyorlar. Tabii bu bir analizdir, bir projeksiyondur. Evet. İster alırsınız, ister benim almazsınız. Hiç değilse farklı Türkiye'de görüşlerin anlatıldığı bir, evet, programda bunları Türkiye'de duymuş oldunuz. Türkiye'de iddia edebilirim ki benim kadar bu kaynaklara sahip olan, gören hiç kimse yoktur. Olsaydı çıkardı, anlatırdı bunları. Evet. Önce. Şimdi Brexit yapıldı. Evet. İngiltere'de. Şimdi konuşulan konular var. İşte ne olacak? Theresa May kendi umduğu gibi bir sonuçla karşılaşmadı. Britain diye bir kavram atılmaya başladı. Acaba Avrupa Birliği'ne İngiltere tekrar döner mi?
bu ezoterik yapı tekrar Avrupa Birliği'ne dönüp Avrupa Birliği'ni ele geçirmeye çalışır mı? Şimdi işte sana söz verdim, Fransa'dan geldim. Yani daha uzatacaktım ama geldim ama Fransa'da hani her Avrupa'dan gelen ben Avrupa'dayken şunları gördüm der. Ben de Avrupa'dayken şunu gördüm. Fransa'nın banliyölerine gittiğin zaman hani biraz sixième arrondissement'dan uzaklaşıp hani banliyölere gittiğin zaman bütün duvarlarda Frexit yazıyor. Evet. Yani, yani bu Frexit yazması çok şey anlatıyor. Fransa'nın da her an eli kulağındadır. Evet. Yani halkta böyle bir şeyler yazılmaya başlanmışsa ya da birileri bunları yazdırıyorsa Frexit eninde sonunda gündeme gelecek demektir. Theresa May şu an büyük hata yaptı. Seçimlerde ukalalık etmeyeyim ama hani ben Brexit'i yapan ve Donald Trump'ın kampanyasını yapan şirketin temsilcisiyim. Hani bütün Brexit'in de nasıl olduğunu biliyorum şeyin de kampanyanın da. Theresa May dinlemedi. Ona da bir takım şeyler oldu. İşte niçin son dinlemedi? Kendi başına bir şeyler yapabileceğine kendi inandı. Başına bir şeyler yapabilir mi? Öyle bir yani öyle şimdi bir şey böyle bir gelenekten gelen ezoterik gelenekten gelen bu kuralların içinde olan insanlar kendi başlarına karar hiçbir verebiliyorlar şey mı? Yapamazlar. Tekrar İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne döneceğine ben inanmıyorum. Çünkü birincisi ekonomik olarak büyük bir yük getirecek. Hala hazırda kurtuldukları büyük. İkinci olarak da hani şu an Almanya ile safları belirlemiş durumdalar. Gün yüzüne çıkmayan bir çatışma var. Şu an İngiltere'nin Avrupa Birliği'nde olması hiçbir şey kazandırmayacak İngiltere'ye. Bir şekilde bir yem atma nereye gidecek ben de bilmiyorum ama böyle bir şeyin olacağını hiç zannetmiyorum. Sana göre öyle diyorsun. Bana göre, bana öyle. Göre öyle. Peki çok çünkü kısa... Çünkü Brexit'in bütün dinamiklerini de biliyorum. Çok süremizin yani sonuna çok, doğru geliyoruz. Evet. Hani biraz da hızlı hızlı cevaplar almak istiyorum sevgili Erhan. Şöyle bu dakikadan sonra 2030 yılına, 2023 ve 30 yılına bir projeksiyon yapsan. Hani diyorsun ki bendeki bilgiler Türkiye'de çok insanda yoktur dediğim bilgileri de toplayarak kendi analizinle ne görüyorsun dünyanın bu tarihlerdeki halini? Toz duman görüyorum. Yani? Yani bir 3. Dünya Savaşı'nı atlatmış bir dünya görüyorum. Yani girmiş ve 3. Dünya Savaşı bitmiş mi diyorsun? Aynen öyle. Başlangıç yeri neresi olur bunun? Yine Orta Doğu mudur? Orta Doğu olur, evet. Kesinlikle. Ya yani bundan önce Avrupa oldu tabii başlangıç yeri. Orta Doğu karıştı. Bu kez hani Avrupa'ya yazık olmasın, yıkmayalım diye buradan başlatmaları söz konusu. Benim şu an derdim Türkiye'nin çok ciddi pozisyon alması gerekiyor burada. Türkiye'nin ne demek istiyorsun? Nasıl pozisyonlardan Türkiye'nin bahsediyorsun? Türkiye'nin hakikaten şu an çok sağlam bir duruşa ve yönetime ihtiyacı var. Evet. Türkiye'nin ilk başta FETÖ'den temizlenmesi lazım. Her şekliyle. Şu an Türkiye yurt dışında FETÖ'den temizlenmiyor. FETÖ olmadığı kadar güçlü. Ben evet. Kendim görüyorum, kendim biliyorum. İçinde yaşıyorum. Hiç kimse inanmasa da inanmasa da. Yani şunu söylüyorsun, programın sonuna geliyoruz. Türkiye'nin çok kısa... bu pisliği, bunu artık başından atması gerekiyor. Siyasetten, devlet kuruluşlarından, Türkiye'den, dünyadan temizlenmesi evet. gerekiyor. Türkiye kendi ayağını bağlayan bir şeyden çıkmadığı kurtulması sürece, lazım diyorsun. Türkiye evet. üstüne bu Matrix içinde bir operasyon Erhancığım sırada çok teşekkür bekliyor. Ediyorum. Programımız bitti. Efendim bu hafta araştırmacı yazar Erhan Altunay'ı konuk ettik. İnşallah bir dahaki hafta Deniz Ülke Arıboğan'ı, Uluslararası İlişkiler Profesörü Deniz Ülke Arıboğan'ı stüdyoda konuk edeceğiz. Şu anda herkese teşekkür ediyorum izlediğiniz için ve hayırlı akşamlar diliyorum.